Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu eğitim 2 günlük bir eğitim normalde ya da 3 gün olarak da verdiğimiz olabiliyor uygulamalı. Fakat bugün standardın yeni versiyonu hakkında ben genel bir bilgilendirme yapacağım. Standardın maddelerinin isterleri hakkında sizlere bilgi aktarmaya çalışacağım. Eğitim sonrası da tüm sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet, 15.189 standardı, 2023 standardı ile ilgili bilgi vereceğiz. İlk etapta kendimle ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği mezunuyum değerli arkadaşlar. Yüksek lisans ve doktora öğrenimimi Hacettepe Üniversitesi'nin Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim dalında tamamladım. Meslek hayatıma bir kamu personeli olarak iş müfettişi olarak başladım. Çalışma Bakanlığı'nda teknik iş müfettişim. Daha sonrasında şu anki eğitim ve danışmanlık konumuzun Türkiye'deki tek yetkili mercisi olan Türk Akreditasyon Kurumu'nda, TÜRKAK'ta akreditasyon uzman yardımcısı olarak göreve başlayıp akreditasyon uzmanı olup daha sonrasında birçok TÜRKAK'ın faaliyet gösterdiği alanlarda laboratuvar akreditasyon başkanlığı bünyesinde baş denetçi olarak ve teknik uzman olarak görev aldım arkadaşlar. Türkiye'de ve Azerbaycan, Kıbrıs, Özbekistan ve benzeri birçok ülkede eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan bir firmayız. Rankalite'nin kurucusu ve aynı zamanda genel müdürüyüm. Evet, 15.189 standardı ile ilgili Türkiye'de şu anda değerli arkadaşlar, evet maalesef acı bir gerçek olmakla beraber yaklaşık 3.000 tane tıbbi laboratuvar bulunmakta. Bunların yalnızca ve yalnızca sadece bugün itibariyle 61 tanesi akredite. Evet, biz de gururla şunu söylemek istiyorum ki bunlardan yarıdan fazlasının ki biz 8 senelik bir firmayız. 30 tanesi de bizden önceydi zaten. Yaklaşık %99'u desem herhalde yanlış olmaz. Yeni akredite olan tüm kuruluşların eğitim ve danışmanlık hizmetlerini veren bir firmayız. Kuruluş amacımız tamamen laboratuvar akreditasyonu olduğu için bunun yanında 17.025 standardında da ülkemizin ve dünyanın önde gelen kuruluşların eğitim ve danışmanlık süreçlerini yürütüyoruz. Birçok kuruluşta, üniversiteyle, kamu kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla, global kuruluşlarla beraber bu süreci yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz arkadaşlar. Webinarımızın amacı ne? Webinarımızın amacı 15.189-2022 2022 yılının Aralık ayında revize olan standartla ilgili temel bilgilerin size aktarılması değerli arkadaşlar. Evet, ilk etapta bu bir kalite yönetim sistemi standardı olduğu için bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben ilk bu standartları okuduğumda bir 15-16 yıl önce hiçbir şey anlamamıştım değerli arkadaşlar. Çünkü standartlar gerçekten İngilizce ve Fransızca ISO bünyesinde yazılan standartlar ve Türkçe'ye çevirileri maalesef motomot çeviri olduğu için birebir çeviri olduğundan dolayı anlam çevirisi maalesef verilemiyor. Kalite ile ilgili tanım da ISO 9000 terim tarifler standartlarında geçmekte ve yapısal karakteristikler kümesini yerine getirme derecesi diye bir tanım yapıyor. 100 kişiyi çevirseniz hiçbiri de bu şekilde bir kalite tanımı yapmaz Türkçe'ye baktığımız zaman. Kalite nedir diye tam olarak ifade ettiğimizde kalite esasında beklentileri karşılama oranı. Kısaca biraz daha açacak olursak bizim hizmet verdiğimiz kurum, kuruluş, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisine biz kalite diyoruz değerli arkadaşlar. İSTO diye bir kuruluşumuz var. Yunanca'da düzen ve eşitlik manasına gelen bir karşılığı var. Böyle güzel bir tesadüfü. ISO International Organization for Standardization dediğimiz bu kuruluş arkadaşlar ve bizim için önemli bir kuruluş. Dünyada gelişmiş olan 153 tane üye ülke bulunmakta ISO'ya. Bu ülkenin uzmanları bir araya geliyor. Ben de komitelerinde yer aldım. Ve dünyanın kabul edeceği standartlar ortaya koyuyorlar. Bizim bugün eğitimimize konu olan ISO 15.189 standardı da hem bir ISO standardı yani global tüm dünyanın kabul ettiği bir standart, hem bir EN, European Norm yani Avrupa normu, hem de Türk standardı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 15.189 ISO tarafından kabul edilen tıbbi laboratuvarların kalite güvence sistemi için kurulmuş bir kalite yönetim sistemi standardıdır. Bildiğiniz üzere değerli arkadaşlar, bu kalite yönetim sistemi standartları yani kalitenin tanımını yaptıktan sonra müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilme, bunun sertifiye edilmesi veya akredite edilmesi için kuruluşlar var. Akreditasyon kuruluşları bizim bugünkü eğitimimize konu olan tıbbi laboratuvarları yani biyokimya, genetik, patoloji, görüntüleme merkezleri, tüp bebek merkezleri gibi kuruluşlar. Bunlara biz Conformity Assessment Body ya da Türkçesi uygunluk değerlendirme kuruluşu diyoruz. Akreditasyon kuruluşları bu uygunluk değerlendirme kuruluşlarını denetliyor ve akredite ediyor. Bunlar da bizim burada sunduğumuz kısımlar genellikle hizmetleri müşterilere sunuyor değerli arkadaşlar. Burada da ülkemizde bir TÜRKAK diye bir kuruluş var bildiğiniz üzere. Bunun çatı örgütü Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği dediğimiz bir kuruluş var. ILAC, International Laboratory Accreditation Corporation dediğimiz bir kuruluş. ILAC'da geçen hafta da hatta birkaç hafta oldu TÜRKAK'ın da yeni denetimleri bitti. Avrupa Akreditasyon Birliği veya ILAC vasıtasıyla akreditasyon kuruluşları da
kendi alanlarında yetki alıyorlar. Ve bu yetkilerle beraber karşılıklı tanınma anlaşmaları imzalıyorlar. Yani akreditasyon ne işe yarıyor? Bizim yaptığımız iş ve işlemlerin uluslararası alanda kabul edilebilirliğinin yeterli olduğunun ispatı, taçlandırılması diyebiliriz değerli arkadaşlar. Türk Halk'ta tüm alanlarda dünyada akreditasyon hizmeti veren ve bu alanda biraz önce bahsettiğim gibi 3000 laboratuvar var ama 61 tanesi sadece akredite. Bu 61 tane akredite olan tıbbi laboratuvarı Türk Akreditasyon Kurumu denetliyor ve evet siz ISO 15189 standartına uygun çalışıyorsunuz diyor. Türk Akı da denetleyen kuruluş evet sen de bu anlaşmayı doğru yapıyorsun diyor ve bir karşılıklı tanınma anlaşması imzalıyorlar. Buna da MRA anlaşması diyoruz. Bu MRA anlaşması Multi Recognition Arrangement İngilizcesinden gelen karşılıklı tanınma anlaşması. Yani siz akredite bir laboratuvar olduğunuz zaman uluslararası geçerli test analiz raporları üreten bir kuruluş olmuş oluyorsunuz değerli arkadaşlar. Akreditasyonun amacı esasında ticaretin kolaylaştırılması ama tıbbi laboratuvarlarda bir ticaret olmadığı için gerçi şu anda sağlık turizmi, ilaç, aşı ve benzeri geliştirme araştırmaları, IVDR dediğimiz tıbbi cihazların, ürünlerin onaylarında akredite laboratuvarlar neredeyse her standartta zorunlu hale geliyor. O yüzden akreditasyonla beraber dünyanın güven duyduğu bir sistemle bu testlerin, sonuçların, analiz sertifikalarının global bir şekilde bir kere akredite, her yerde akredite, bir kere test, her yerde kabul sloganıyla tanınması amaçlanıyor değerli arkadaşlar. Bu yeni yayınlanan bir standart. Mart ayında yeni geldi. Avrupa Birliği ISO 15189'a A11 diye bir ek yayınladı şu anda ISO ben nezdinde. Bu şu demek özetle. Şu anda ISO 15189'u biz de Avrupa Birliği ile beraber üye olmasak dahi Gümrük Birliği ve diğer alanlara üyeyiz ve mevzuatını revize ediyoruz ki çok önemli bir adım bu Annex DA. Avrupa Birliği şunu diyor değerli arkadaşlar. Evet bir ISO standardıydı ama artık bu benim yasamdır diyor. Yani ISO 15189 standardı artık Avrupa direktiflerine girmiş bir standart. Yani diyor ki bir ülkede bir standart uygulanacaksa tıbbi laboratuvarlarla ilgili bildiğiniz üzere bizim ülkemizde de tıbbi laboratuvarlarla ilgili tıbbi genetik için ayrı biyokimya, mikrobiyoloji ve benzeri alanlar için ayrı ayrı yönetmelikler var. SKS dediğimiz sağlıkta kalite standartları vesaire var. Sorular soruluyor. Avrupa Birliği artık bundan hiçbiri yok diyor. Ben bir standartizasyon getirdim ve bunun da en önemli kriteri ISO 15189 diyor. Bu da bize esasında bu standardın gelecek yıllarda çok çok daha önemli bir standart olacağını gösteriyor. Niye gösteriyor? Çünkü bu standartla beraber arkadaşlar ülkemizde de benzer çalışmalar var. Tıbbi laboratuvarların her birinde 15189 standartının zorunlu hale gelmesi çok da uzak bir durum değil. Şu an tartışılan ve konuşulan konular. Evet ISO 15189'un kısaca tarihçesinden bahsedecek olursak standardımız değerli arkadaşlar 2003 yılında ilk defa yayınlanan bir standart. Hocam 2003'ten önce laboratuvarlar hangi standarda göre akredite oluyordu derseniz evet. Burada 17025'e göre laboratuvarlar akredite oluyordu 99 yılında yayınlanan. Sonrasında tüm dünyada ISO 15189'a doğru bir geçiş oldu zamanla. 2007 yılında ilk revizyonu, 2012 yılı ikinci revizyonu, bu yıla kadar kullandığımız revizyon 2012 idi ikinci ve 2022 Aralık sonrası da üçüncü revizyon yayınlandı ve Türk Halk dedi ki 1 Ocak 2024'ten sonra tüm denetimleri bu revizyona göre gerçekleştiririm ve şu anda tüm denetimler Türk Akreditasyon Kurumu tarafından da son revizyon olan bugün de eğitimimizin konusu olan 2022 revizyonuna göre gerçekleştirilecek arkadaşlar. Standartta ne değişti? Daha önce bu eğitimin alan katılımcılarda da gördüğüm arkadaşlar var. Arkadaşlar standart 17025 standardıyla daha doğrusu ISO-CASCO dediğimiz bir yapı var. Uygunluk değerlendirme standartlarında PRO 33 8'li madde yapısına geldi. En önemli değişikliklerden birisi bu. Bir önceki standardımızı bilen arkadaşlarımız vardır. Bir önceki standardımız arkadaşlar 5 maddeden oluşuyordu. Yeni standardımız değerli arkadaşlar artık 8 maddeden oluşuyor. Kapsam, bağlayıcı atıflar, terim tanımlar, 4. madde genel gereksinimler, 5. madde kaynak, 6. madde özür dilerim, 5. madde yapısal ve idare gereklilikleri, 6. madde kaynak gereklilikleri, 7. madde proses, süreç gereklilikleri ki uygunluk değerlendirme standartlarında değişen kısım burası özellikle 15189'un da tıbbi süreçlerin analitik, preanalitik, postanalitik süreçleri anlatan süreç burası. 8. maddede ISO 9001 ile 17025 ve diğer 17007 serisi standartlarla beraber ortak olan yönetim sistemi gereksinimleri olacak değerli arkadaşlar. Daha önce de eğitim alan arkadaşlar olduğu için ben kısaca şöyle değişikliklerden gene de bir özet geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bu standartla beraber değerli arkadaşlar risk standartın her yerine girdi risk analizi öyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz üzere birçok maddede ki bunları özetleyip buraya koydum ben.
risk analizi giriyor. 17.025'ten veya diğer standartlardan çok daha fazla risk bazlı bir standart önümüzde duruyor bu standartla beraber. 9001 içeriyor, 17.025'i içeriyor ve tıbbi laboratuvara özgü danışmanlık, işte turnaround time dediğimiz geri dönüş süreleri, preanalitik analiz, postanalitik süreçler, etik konular, gizlilik vesaire gibi tıbbi laboratuvarı ilgilendiren etik kurları da dahil olmak üzere hasta verilerin kullanılması ile ilgili ek standartları vermiş oluyor. ISO TC Technical Committee 212'nin bu standardı değerli arkadaşlar. Şimdi bu standartta 17.025 diğer standartlarda ve benzeri standartlarda de süreç maddesi var ama bu süreç maddesi bu standartta çok daha detaylı ve birçok yerde süreçler geçiyor. O yüzden süreç diyagramları, süreç kontrol kartları veya süreç haritalarının bu standarda yönelik oluşturulması gerekiyor. Süreçle prosedür hakkındaki farkı birazcık açacak olursak arkadaşlar, bizim süreçlerimiz arkadaşlar bir hedef, bir süreç, bir yapılan işe yapılması için bunların atılan adımların, eylemlerin sıralı bir şekilde gösterildiği veya tablo şeklinde, akış şeklinde, diyagram şeklinde veya gösterildiği durumlara bizler süreçler diyoruz. Genel akışı gösteriyor. Yani bir satın alma nasıl yapılır dediğinizde talep gelir, teklif alınır, değerlendirilir, kabul edilir, malzeme gelir, kabul edilir, depoya alınır, stoğa alınır vesaire. Bu bir süreç. Bunun nasıl, kimin nasıl, nerede bu satın alma sürecini gerçekleştireceğini anlattığımız dokümanlarımız ise bizim prosedürlerimiz oluyor. O yüzden bu standart birçok maddesinde süreç, bazı maddelerinde de prosedürü ayrıca olarak bize zorunlu tutuyor değerli arkadaşlar. Şimdi standardın değişikliklerine devam edecek olursak, riske dayalı düşünce, süreç, prosedür, dokümante edilmiş bilgiye göre daha fazla esneklik var. Daha önceki standarda göre azaltılan kısımlar var. POCD dediğimiz bir kısım var arkadaşlar. Standardın içinde de göreceksiniz. POCD dediğimiz olay Point of Care Testing. Yani hasta başı testler. Şimdi bir üçüncü taraf bağımsız laboratuvarlar vardır. Gidersiniz, check-up yaparsınız, kanınızı verirsiniz, idrar verilir ya da doku ve benzeri materyaller verilir, test yapılır. Bir de İşte hastanın klinikte yatar ve klinikte bu laboratuvarda değil de gelir glukozunuza, kan gazınıza vesaire gibi hastanın başında yapılan testler vardır. Bu testlere de 22.870 dediğimiz bir standarda göre ayrıca akredite ediliyordu. Artık bu standart bunun ikisini birleştirdi. Ne yazık ki ülkemizde ISO 22.870'e göre, yani hasta başı testlere göre bir akredite laboratuvar yok. Şu ana kadar kullanılan bir yer yok arkadaşlar. Burada ISO kasko yapısına göre tarafsızlık, gizlilik, şikayet, itiraz gibi konularda detaylandırılma geldi. Ve ISO 17.025 standartıyla beraber bu standartta da özetlendi diyebiliriz. Ve diğer standartlarda olduğu gibi önleyici faaliyet kavramı tamamen kaldırıldı arkadaşlar. Artık o DÖF dediğimiz düzeltici önleyici faaliyetlere düzeltici faaliyet, DIF düzeltici izleme faaliyeti veya DF gibi farklı isimler veriyoruz. Bunun yerine risk temelli yaklaşımla beraber risk ve fırsat analizi ve iyileştirme, tabii ki önleyici faaliyetin ruhu ve durumu devam ediyor. Ama bu bir nebze artık önleyici faaliyetleri zorunlu hale getirmiş olduğu risk ve fırsat analiziyle standart. Kaliteli kitap oluşturma zorunluluğu kaldırıldı. Fakat bunu tavsiye ediyoruz ve kullanılıyor. Ama standartın içinde bu bir zorunluluk değildir. Eğer ihtiyaç varsa kullanabilirsin. Öneririm de diyor hatta bu standart. Kalite yönetimi temsilcisi, kalite yöneticisi, üst yönetime ulaşmalı vesaire gibi terimler kaldırıldı. İster adına kalite yönetim temsilcisi veya kalite yöneticisiyle alakalı görev, yetki, sorumluluklar ve tanımlamalar standartta devam ediyor arkadaşlar, var. Bu göreve bir kişiyi ata ama istersen adına kalite direktörü de, istersen bu işi laboratuvar müdürü yapsın, kim yaparsa yapsın. Ama ben bunun ismine bunu demiyorum ama kalitede şu 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 işleri yapacak bir kişi olmaktadır diyor. Standart artık 8 maddeden oluşuyor ve süreç maddesinde özellikle önemli değişiklikler var. 8 madde dedik. İlk 3 madde geyik maddeler diyorum ben. Giriş, bağlayıcı atıflar, kapsam. 4. madde tarafsızlık, gizlilik. 5. madde laboratuvarın neye benzediğini, organizasyon şeması, görev tanımları ve yasal statüyü anlatan maddemiz. 6. madde kaynak. Bir laboratuvar neye ihtiyaç duyar? Bir tıbbi laboratuvar neye ihtiyaç duyar? Personele ihtiyaç duyar, cihaza ihtiyaç duyar, yerleşim şartları, binaya ihtiyaç duyar. Bunların kalibrasyonuna, reaktif ve sarf malzemelere ve bunların her birinin alınması için satın almaya, yani paraya ihtiyaç duyar diyerek alt maddeleriyle kaynak maddesini standart bize anlatıyor. 7. madde proses maddesi ki bir laboratuvara ne yapacağını anlatan, preanalitik, analitik, postanalitik, analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası süreçleri anlatan bir maddemiz. Çok önemli bir madde bu standardın. 8. madde de klasik kalite yönetim sistemi maddemiz. Politikalar, hedefler, doküman kontrolü, kayıt kontrolü, risk analizi, düzeltici faaliyet, iyileştirme, müşteri geri bildirimleri, iş tetkik, GGG ve kalite göstergelerini anlatan bir madde, 8. madde değerli arkadaşlar. Evet, şöyle hızlıca geçersek burada standardın genel içeriğini, başlıklarını görüyorsunuz. Burada ben bir tablo yaptım standardı anlatmak için ki ilk etapta böyle netleşsin, maddeleri böyle benzer maddeleri birleştirdim. Hasta ve laboratuvar.
Burada arkadaşlar hastalar, hasta yakınları ki sağlıkçı olan katılımcılarımız da var. Müşteri kavramını çok sevmez klinikteki olan hocalarımız. Burada standart diyor ki hastalarla ilgili gereklilikler, müşteri demiyor bakın. Tüzel kişilik, laboratuvar müdürünün görev tanımı ve yetkilikleri, yönetim gözden geçirme. Şu sol üst köşede burada anlattığımız kısım yönetsel süreçler. Buradaki kısım bizim PUKO döngümüzün planla uygula kontrol et döngümüzdeki arkadaşlar kontrol ve önlem adımları. Burası kaynak gereklilikleri, kaynaklarımızın resource ihtiyacı arkadaşlar. Ve şurası da ana sürecimiz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hizmet sözleşmeleri, pre-analitik süreç, analitik süreç ve post-analitik süreç olarak standartın ayrı ayrı maddeleri, tarafsızlık, gizlilik başta ve sonda tüm hepsini ilgilendiriyor. Ve buna göre standartın bir akışı var değerli arkadaşlar. Evet. Kapsamı geçiyorum. Bu standart kim için uygulanır? Nerelerde uygulanır? Yani siz bir yere akredite olmak istediğinizde bu standarda tabi misiniz, değil misiniz? Bir biyokimya laboratuvarıysanız, bir genetik, bir mikrobiyoloji, bir patoloji, bir görüntüleme merkeziyseniz ya da yardımcı urologi profesörü olarak bir IVF, tüp bebek merkeziyseniz evet 17.025'e göre değil 15.189 standartına göre akredite olmanız ve bu standart tam olarak sizin için hazırlanmış bir standarttır diyoruz. Evet. Bu standart değerli arkadaşlar Amerika, Fransa gibi ülkelerde zorunlu bir standart. Evet yani Fransa'da bir laboratuvar ruhsat almak istiyorsa nasıl şu an ülkemizde bir gıda laboratuvarı yetki almak istiyorsa 17.025'ten akredite olmalı ya da bir çevre laboratuvarı akredite olmalı. Bunun gibi aynı şekilde de tıbbi laboratuvarlar akredite olmak zorunda bu ülkelerde ve o yüzden de bu ülkelerde zorunlu. Bizim ülkemizde gönüllü, dolaylı olarak sözleşmelerle, farklı yöntemlerle zorunlu olabiliyor artık. Şartnamelere ve benzeri yazılabiliyor. Ama ileriki dönemlerde de bu standartın da zorunlu olmasını bekliyoruz. Bağlayıcı atıfları geçiyorum. 32 tane terim tanım var. Bu eğitimin konusu değil ama uzun olan eğitimlerimizde bunu anlatıyoruz. Çok güzel anlatmış standart. Her bir standardın içerisinde geçen terim tanımı net bir şekilde ifade ediyor arkadaşlar. Ve dördüncü maddeyle standartımız başlıyor. Dördüncü maddede standart bir önceki standartımızda laboratuvar etiği olarak geçen maddeyi tarafsızlık gizlilik olarak ikiye ayırdı. Ve bununla ilgili süreç maddesini de burayla birleştirdi. Standart diyor ki tarafsız olacaksın. Gizliliğe riayet edeceksin. Burada bilginin yönetimi, yayınlanması ve personelin sorumluluğu olarak alt üç maddesi var. Sonra geliyor hastalarla ilgili gereklilikleri de burada tanımlamanı bekliyorum diyor standart. Evet laboratuvar organizasyon şemasında tarafsız olmalı. Laboratuvar yönetimi taahhütleri, beyanları sözleşmeliyle tarafsız kaldığına dair beyanları yönetmeli. Ve laboratuvar bu baskılara izin vermemeli. Bir önceki standartta da olan maddelerdi bunlar. Kırmızı olanlar ufak değişiklik olan maddeler arkadaşlar. Fakat yeni standartla beraber artık standart diyor ki arkadaşım sadece baskı vermediğini söylemen veya sözleşme yapman yeterli değil. Aynı zamanda 17.025 standartında olduğu gibi bana bir tarafsızlık risk analizi yapacaksın diyor. Burada da TÜRKAK yeni bir rehber yayınladı. TÜRKAK R2045 diye. Akredite laboratuvarlardan katılan arkadaşlarımız varsa bu standartı onunla beraber düşünmeleri gerekiyor. Tarafsızlığa yönelik bir risk analizi ve burada not kısmında yazan tüm bu maddelerin de bu tarafsızlık riskinde tek tek değerlendirilmesi gerekiyor. Mülkiyet, sahiplik, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynak varsa laboratuvarda kullanılan, finansman, sözleşmeler, pazarlama, yeni laboratuvar, müşteri, rüşvet, komisyon, personel ilişkileri ve benzeri maddelerle ilgili bir riskiniz var mı yok mu bunun değerlendirilmesini istiyor ki tıbbi laboratuvarlarda conflicts of interest olarak bilinen bu çıkar çatışması maalesef çok rahat olabilecek bir şey arkadaşlar. Bir toprak analizi yaptığınızda çok çıkar çatışması olmayabilir ama tıbbi laboratuvarlarda engellik raporundan tutun da adli olarak, kriminal olarak birçok noktada bu verdiğimiz testler bizim hayatımızı ya da çıkarlarımızı etkileyebiliyor. İşte bu çıkarlar da bir yerlerde kişilerle, kurumlarla, tüzel kişiliklerle bir yerlerde çakışıyor mu, çakışmıyor mu? Bunu belirle. Varsa bir çakışma bunları en aza indir veya engelle diyor. Standartımız tarafsızlık risk analizini bizden burada istiyor. Yeni bir madde. Yasal olarak gizli tutacaksın. Ki buradaki bilgiler çok önemli. Ben bunu başka eğitimlerde de örneğini veririm. Çok ünlü bir kişi düşünün. Şimdi ya canlı yayında olduğumuz için isim vermeyeyim ama geldi ve dediniz ki çok ünlü bir kişinin ve analizini yapıyor buradaki arkadaşlarım. Çok HIV testi çıktı. AIDS olduğunu gördünüz. Ne güzel değil mi? Sosyal medyada şurada burada vesaire filan. Aslında değerli bir bilgi baktığınız zaman. İşte standart gidip bunu biriyle paylaşamazsın. Sosyal medyada durumuna koyamazsın. Bir yerlerde bunu başka şekillerde paylaşamazsın diyor. Ki aynı zamanda tabii ki kişisel verileri koruma kanunu KVKK da burada bu standartla beraber çok önemli bir madde değerli arkadaşlar. Ama bazı bilgiler vardır ki bunlar paylaşılacaktır. Mahkeme bizden bilgi istedi. Sağlık Bakanlığı bilgi istedi ki istediği durumlar var. Özellikle bulaşıcı hastalıklarla ilgili ülkemizde de bununla ilgili yönetmelikler var arkadaşlar. Ve bu durumda biz sözleşmelerimizde yasal otoritenin istediği bu durumlarda bunları iletiriz arkadaşım. Bunları ben
iletmeyeceğim demiyorum deyip sözleşmelerimize de bununla ilgili ifadeler eklenmesi gerektiğini standart bize burada ekledi değerli arkadaşlar. E tabii ki gizliliği korumak için de hem bizim personelimizin hem üçüncü taraf personellerin varsa komitelerin, sözleşmeli kurumlarımızın, burada laboratuvar bilgi yönetim sistemleri, LIM sistemleri önemli. Bu kurum kuruluşlarla da beraber bizim bu gizlilik ve KVKK sözleşmelerini çok net ve detaylı bir şekilde ortaya koymamız ve yapmamız gerekiyor değerli arkadaşlar standardın bu maddesiyle. Bu mavi koyduğum kısımlar sunumda özellikle kısa kısa geçiyorum ama bu standardın aslında kayıtları, rekordlar, objektif deliller, tarafsızlık gizlilik beyanları, laboratuvar etiği, tarafsızlık gizlilik prosedürü, bunlara ilişkin kayıtlar, bu maddeler kapsamında istenen maddeler o gözle okuyabilirsiniz. Bu madde diğer standartlardan ayrı bir madde ve süreç maddesi arkadaşlar. O yüzden standart diyor ki arkadaşım, birisi sana başvurduğunda bunu nasıl yapacak? Bunun bir sürecini ortaya koy. Sen nasıl bunu kamuya açık hale getireceksin? Bunun bir sürecini koy. Sen başvurduklarında hastaları nasıl yönlendireceksin? Klinik olarak nasıl yorumlayacaksın? Hekimleri nasıl yönlendireceksin? Bunun sürecini nasıl yapacağını ortaya koy. Bir test yapacaksın. İnvaziv bir prosedür varsa yani etki eden hastayı etki edecek. Bununla ilgili hastayı bilgilendirmen gerekirse bunu nasıl yapacaksın koy. Hasta onamları nasıl alacaksın? Rızalarını nasıl alacaksın? Bunları ortaya koy. Numuneler var. Numuneler dokular veriyoruz ediyoruz vesaire. Mesela çok ekstrem bir örnek ama çocuk düşürdünüz ve fetüs var. Bu fetüsü ne yapacak bu kuruluş? Yatık olarak mı geri almak istediğinde dokusu ya da bunlar kullanılacak mı kullanmayacak mı vesaire buna yönelik prosedürünü sürecini ortaya koy. Numunelerle ilgili sürecini ortaya koy. Ve biz burada hasta verilerini tutuyoruz ve bu veriler çok önemli arkadaşlar. Gerçekten kişisel veriler olduğu için hem toplum için hem ülke için hem de kişiler için çok önemli. Sen burayı devrettin, sattın, satın aldın verileri veya numuneleri. Hasta bilgilerinin gizliliğini nasıl sağlayacaksın? Nasıl devredeceksin? Bunların süreci ne olacak? Ya da işte bir hasta geldi. Bu hasta işte yabancı bir ülkeden geliyor diyerek Suriyeli olduğu için veya işte başörtülü olduğu için ya da açık olduğu için ya da başka bir sebeple bir ayrımcılık yapmaman gerekiyor. Ve bu ayrımcılık olma durumunda sen nasıl bir süreçle ele alıp da bu ayrımcılığı engelleyeceksin? Nasıl bir komite mi kuracaksın? Başvuruyu nasıl alacaksın? Nasıl değerlendireceksin? Nasıl engelleyeceksin? Ayrımcılık yapmaman gerekir diyor ve bunların süreçlerinin her birini tek tek laboratuvarlarda süreç dediğimiz buna yönelik bir işleyiş ortaya koy ve bunları da yürüt. Bunu da bildir ve bunu ortaya koy diyor standart bize önemli bir madde. Yapısal ve idare gereklilikleri arkadaşlar. Laboratuvarın tüzel kişiliği, laboratuvar müdürü, faaliyetler, yapı, yetki, hedef ve risk yönetimi ile ilgili alt maddeleri var. Tüzel kişilik bildiğiniz üzere kamu kuruluşu olabilir, özel tüzel kişilik olabilir, anonim şirketi limited, standart burada ticaret sicil gazetesi veya kuruluş yönetmelikleri ile ilgili kısımları tüzel kişilik olarak kabul ediyor. Kamu olan kısımlar ve özel olan kısımlar burada bu işin içine giriyor değerli arkadaşlar. Ve tabii ki burada bir tüm bu tıbbi alan regüle edilmiş alanlar arkadaşlar. Yani bir biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, patoloji, tüp bebek merkezinin Sağlık Bakanlığı'ndan yetki almadan, ruhsat almadan çalışması mümkün değil. O yüzden akreditasyonda da ön şartlardan birisi Sağlık Bakanlığı'nın bu alanda yetki verdiği laboratuvar olarak hizmet göstermemiz. Laboratuvar müdürü var burada. Laboratuvar müdürü, laboratuvar yöneticimiz aslında. Bir veya birden kişi olabilir. Bunu bir belirle, tanımla diyor. Görevini ortaya koy. Bunun görevleri var ama daha bir önceki standartta çok daha detaylı bir şekilde veriyordu. Genel vermiş bu şekilde. Detaylı bir şekilde 30-40 maddelik bir görevi vardı. Bunları devredebilir, vekaletle devredebilir, görev tanımıyla devredebilir. Ama nihai sorumluluk bu laboratuvarın yöneticisindedir diyor standart. Burada da genelde yöneticilerimiz işte hastanelerde laboratuvar mesul müdürleri, başhekimlik ya da işte özel laboratuvarlarda mesul müdürler ve laboratuvar yöneticileri, müdürleri ya da CEO'ları bu yönetim kadrosuna girmiş oluyor değerli arkadaşlar. Görev devirleri arkadaşlar. Burada vekalet listeleri her bir görev için standart. O kişiler kritik personel için o kişiler olmadığında bu görevin ortada kalmaması adına görevi yapacak kişilere bunların vekillerle beraber devredilmesini istiyor. Yapısal idare gerekleri de standart daha sonra diyor ki bu standarda göre yap. Gerekliliklere uygunluk biraz önce bahsettim. Yasal olarak yasal otoritenin bu konuda bir düzenlemesi ruhsatı varsa bunlara uy. Yani Sağlık Bakanlığı'nın gereksinimlerine de uyman gerekir. Bu da zorunluluk diyor standart. Danışmanlık dediğimiz bir faaliyet var bu standartta ki önemli bir faaliyet. Yani siz gidip de bir gıda analizi yaptığınızda danışmanlık beklemeyebilirsiniz. Verirsiniz şu testleri yapacağım. Ama siz bir hastaneye ya da laboratuvara gittiğinizde hocam şuram ağrıyor, buram ağrıyor veya bir check-up yaptırmak istiyorum ama hangi panellere, hangi testleri yaptırmam gerekir? Ki genetik testlerde mesela çok daha detaylı bir şekilde. Burada standart diyor ki arkadaşım sen rehberlerinle, uzmanlarınla, özellikle laboratuvardaki biyokimya, mikrobiyoloji, genetik, patoloji ve benzeri uzmanlarla hastaları, kurumları hem numune tipi prosedürler, analizler ve benzeri süreçler hem de yapılacak analizler ve süreçlerle ilgili tavsiyeler ver.
bu konuda klinik tavsiyelerde bulun diyor standart. Hem sonuçların öncesinde hem de sonrasında bu yönlendirmeleri bizim uzmanlarımız, laboratuvar uzmanlarımız gerçekleştiriyor. Bir organizasyon şeması istiyor standart bizden ve kuruluşun hem ana faaliyet hem de destek süreçleri arasındaki süreçleri gösteriyoruz. Laboratuvar faaliyetlerinin sonuçlarının işini yöneten, gerçekleştiren, doğrulayan kişilerin bir görev tanımlarını, görev yetki sorumluluklarını dokümante ediyoruz ve tutarlı bir şekilde standart diyor ki her şeyi dokümante etmene gerek yok. Yani gerekli ihtiyaç duyduklarını dokümante et. Yani bir buzdolabı kullanma talimatı yapmana gerek yok. Buzdolabı kullanılması biliniyor ve genel bir geçer bir durumsa diyor. Ama bilinmiyorsa diyor o zaman yap. Vardır ya askeriyeden uzun sayındır şunun talimatı bunun talimatı vesaire ki gerekiyorsa yap. Bu C maddesi yeni standartlarla beraber genel gelen bir maddedir arkadaşlar. Gerekli olduğu ölçüde buna karar vererek yapına karar vererek bunları dokümante et diyor. İşte burası bir önceki standartımızda da kalite yöneticisi veya temsilcilerimizin maddesiydi. Standart başka sorumluluklarından bağımsız olarak aşağıdaki görevleri yerine getirmek için yetki ve kaynaklara sahip bir personel olacak. Ne yapacak bu personel? Kalite yönetim sistemini yani ISO 15189'u uygulayacak, sürdürecek, iyileştirecek. Sapmalar, uygunsuzluklar, düzeltici faaliyet olduğunda bunları yönetecek, bunları tanımlayacak, sorumlu olacak. İyileştirme ile ilgili üst yönetime raporlar verecek ve etkinliğini sağlayacak. Bir veya birden kişi olabilir. Hem yönetim hem de kalite yöneticisinde olması gereken görev ve sorumluluklarla ilgili maddeleri burada standart tanımlıyor. Ve diyor ki arkadaşım kalite hedeflerim ve kalite politikalarım olacak. Politikanın içeriğini veriyor standart. Diyor ki hasta müşterilerin ihtiyaçlarının gereklerini karşılayan, iyi mesleki uygulamalara uyan, kullanım amaçlarını karşılayan, analiz sağlayan, sürekli gelişme, iyileştirme, tarafsızlık, gizlilik ve ulusal uluslararası standart. Bu 15.189 uyacağına beyan et diyor. Yani politikanın bir içeriğini veriyor. Ve hedef oluşturacaksın diyor. Bu hedefleri oluştururken de tabii ki sen enerji yönetim sistemiyle ilgili de bir hedef oluşturabilirsin. Çevresel atıklarınla ilgili de oluşturabilirsin. Ama ilk etapta diyor benim oluşturduğum buradaki politikalara yönelik, analizlere yönelik, 15.189'a yönelik muhakkak hedeflerin olmalı. Benim amacım budur. İlk etapta budur diyor. Ve biz tıbbi laboratuvarlarda iki tane önemli kavramımız var. Diğer standartlardan ayrı olarak arkadaşlar. Bir, objectives, hedefler. Bir de indicators, göstergeler var. Bu standardın bir de işte burada D maddesinde anlattı arkadaşlar. Pre-analitik, analitik, post-analitik. Yani analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası süreçlerle ilgili bir de bu hedefleri. Yani laboratuvar olarak ben kaliteli, güvenilir, tarafsızlığa uyan, gizliliğe uyan, uluslararası sonuçlara göre doğru, tutarlı sonuçlar ürettiğini beyan eden bu laboratuvarın doğru bir şekilde yapıp yapmadığını en önemli süreçlere ilişkin indikatörlerimiz olacak ya da Türkçesi göstergelerimiz olacak. Bunları da konuşacağız ama burada diyor ki standart mesela numuneler geldi, reddedilen numuneler. İşte hatalar, işte lipemik gelen, hemolizli gelen numuneler, işte yanlış tüpte gelen numuneler, yetersiz hacimde gelen numuneler veya mesela revize edilmiş raporlar, düzeltilmiş raporlar ya da zaman verme süresi. Dediniz ki bir günde vereceğiz, aşan bir raporda kaç tane saçtı sizin sonuç verme sürenizi gibi buna yönelik göstergeleri de tek tek hatta burada da belirtiyor. Not kısmındakiler aklette olan arkadaşlar varsa muhakkak kalite göstergelerinin içerisine eklesinler değerli arkadaşlar. Evet, politika hedef maddesi. Ne de bu şekilde özetlemiş olduk. Risk yönetimi birçok maddede geçiyor. Buradaki maddede diyor ki arkadaşım evet risk yönetimi yapacaksın. Bunu da değerlendireceksin diyor ama 8-5 maddesinde ayrıntılı anlatıyor. Orada biraz daha detaylı anlatacağım. Burada önemli bir standart var risk yönetimiyle ilgili ki bu standart o yüzden güzel bir standart. 22.367 tıbbi laboratuvarlarla ilgili riskleri anlatıyor değerli arkadaşlar. Ve standartın içine girdiğinizde standartın her maddesiyle ilgili size risk başlıklarını veriyor. Diyor ki bunlar risk olabilir diyor. O yüzden çok güzel bir standart. Muhakkak ISO 22367'yi okuyun. 17.025'ten akredite olan laboratuvarlar varsa onlara da tavsiye ederim. Çünkü laboratuvar laboratuvardır. ISO 35001 de biyogüvenlik, biyorisklerle alakalı. Yani daha çok iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili laboratuvarda olabilecek riskleri anlatıyor ki bu standart 17.025'ten ayrı olarak değerli arkadaşlar iş sağlığı ve güvenliğini, işçi sağlığı ve güvenliğini kapsayan bir standart. Yani siz bu standarttan akredite olduğunuzda İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin şartları da muhakkak yerine getirmenizi bu standart istiyor. Önemlidir diyor ve bunu bizden birçok maddede istiyor. Evet, bir mesleki sorumluluk sigortası var Türk Akın istediği biliyorsunuz. Biz burada hem hekimlerimize bir sigorta, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası hem de mesleki kuruma yönelik sigorta yaptırıyoruz. O yüzden tıbbi laboratuvarlarda iki tane ayrı, üçüncü taraf kurum kuruluşların zarar görmesi durumunda yapılan sigortamız var. Kaynak gereklilikleri, personel, tesisler, donanım, kalibrasyon, meteorolojik izlenebilirlik, reaktif sarf malzemeler, sözleşmeler ve satın alma maddeleri olarak 8 tane
alt maddeden oluşuyor arkadaşlar. 6 bir genel madde. Personelle ilgili standart, yetkin personellerin olacak. Sözleşmeli veya kadrolu olabilir bu personellerin. Personellerin bu standardı uyguladığı ve müşteri memnuniyetinin sağlanması ile ilgili eğitimler almalı. Bunu bilmeli. Oryantasyon olmalı. Ve oryantasyonda verilecek en azından şu eğitimler olmalı diyor standart. Ve bunları tanımlıyor. 1. Çalışacağı bölümü alanı mesleki oryantasyonu vereceksin. İş sağlığı güvenliği eğitimi vereceksin. Personel tesislerine erişimle ilgili eğitimleri muhakkak vereceksin diyerek burada 4 tane alt başlığı da bize bu standart veriyor arkadaşlar. Sonra diyor ki personelin eğitimi yeterli, öğretimi, yeniden öğretimi, tekrar eğitimi, öğretimi, teknik bilgi, beceri, deneyim dahil olmak üzere yetkinlik şartlarını belirle ve biz burada görev tanımlarında bir personelin bu görevde olması için tecrübesi, yabancı dili, alması gereken eğitimler, mezun olması gereken üniversiteler veya bölümler ki bakanlığında bu konuda bildiğiniz üzere zorunlulukları var, bunları tanımlıyoruz. B maddesinde yetkinliğini sağlayıp yetkilendirmeler yap. C maddesinde yetkinlik izleme yap diyor standart. Sonrasında da evet sen yetkin, bir defa sana yetkilendirdim, bitti değil. Daha sonrasında belli periyotlarla beraber bu yetkinliği izle diyor standart. Ve çok güzel bir not kısmı var burada bu standart. Diyor ki bir kişinin yetkinliğini nasıl izlersin? Gidersin işi yaptırırsın, bir faaliyeti doğrudan gözlemlersin. Daha önce yaptığı kayıtlara ve raporlamalarına bakarsın, çalışma kayıtlarına bakarsın. Sözlü veya yazılı sınavlar veya alıştırmalarla problem çözme becerilerine bakarsın. Daha önce çalıştırılmış numuneleri veya laboratuvar arası karşılaştırma veya iç kalite kontrol, dış kalite kontrol numuneleriyle yapabilirsin. Veya sonucu bilinen numunelerle personelin hala yetkin olup olmadığını değerlendirebilirsin diyerek de çok güzel bize bu şekilde diyor ki arkadaşım yetkinlik değerlendirme yöntemleri bunlardır. Kafan karışmasın bu işi nasıl yapacağını da diyor. Personeli birçok alanda yetkilendirebilirsin. Ne yapıyoruz? Testlerde yetkilendiriyoruz. Sen işte şu şu marka cihazda yetkilisin. Şu testlerde diyoruz. Fakat bunun dışında bazı alanlar var ki bunu tüm personelden beklemek çok doğru ve adil olmaz. O yüzden diyor ki yöntemlerin seçilmesi, yani metotların seçilmesi, geliştirilmesi, değiştirilmesi, geçerli kılma, validasyon, verifikasyona bir veya birden fazla kişi yetkilendir. Raporu kim kontrol edecek? Yayınlayacak, raporlayacak. Yayınlama, raporlama zaten ülkemizde yasal düzenlemelerle beraber uzmanlar tarafından, doktorlar tarafından yapılıyor. Son olarak da bir de diyor ki yetkilendirmede laboratuvar bilgi yönetim sistemi var. Gizli bilgi var. Kim sadece okuyacak? Kim giriş yapacak? Kim bunları değiştirecek? Okuma, giriş yapma, değiştirme. 1, 2, 3'lü kombinasyon. Sadece okuyabilir, okuyup giriş yapabilir, okuyup giriş yapıp değiştirebilir. Kimler bu yetkilere sahip olacak? Yetkilendirme sitesiyle verilerde, özellikle tüm tıbbi laboratuvarlarda bildiğiniz üzere laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinde bunları dokümante et ve yetkilendir kişileri diyerek bir yetkilendirmeyi daha da şöyle güzel bize standart açıyor. Değerli arkadaşlar. Burada bir yetkilendirme listesi örneği var. Standardın istediği bağlamda bunu tanımlıyoruz. Hem uzman bazında hem idari görevler ve metotlar bazında kim, nerede, ne zaman yetkilendirildi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9'a kadar giden kısımda personel isimleri olarak düşünebilirsiniz. Evet, sürekli eğitim ve mesleki gelişim için bir eğitim planın olsun. Planlı plansız eğitimleri burada yönet ve bunlara yönelik kaynak ayır diyor standart. Ve personelin bir dosyası olacak. Burada görev tanımıyla beraber yetkinlik gereklilerine ilişkin kayıtlar, görev tanımları, verdiğimiz eğitimler, öğretimler ve tekrar verdiğimiz eğitimlerin kayıtları, yetkilendirme kayıtları ve yetkinlik izleme kayıtları. Bunun bir prosedürü olacak. Bakın burada prosedür geçiyor. Personel yönetim prosedürü dediğimiz genelde prosedür ve bunlara yönelik de değerli arkadaşlar kayıtları tut diyor standart burada. Geldik yerleşim koşullarına. Yerleşim koşulları tıbbi laboratuvarlarda çok önemlidir. Kontaminasyon riski çok önemlidir. Sonuçların etkilenmesine yönelik olabilir. O yüzden buna yönelik sonuçları etkilemeyecek şekilde laboratuvar ortamı oluştur diyor. Bunu oluşturduktan sonra bunları etkileyen ne var? Sıcaklık var, nem var. Bazı testlerimizde kontaminasyon birçok testte etkili burada. Bir çapraz kontaminasyon olmaması için. Burada ISO 15189 güzel bir standart. Ve buna göre zaten Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikleri de her bir odanın metrekaresine kadar, bölümlerine kadar ayırdığı için birbirini etkilemeyecek şekilde bir yerleşim tanımlaması ve bunların ortam, sıcaklık, nem, temizlik, gerektiği yerlerde kontaminasyon takiplerini gerçekleştirebiliyoruz. Ve standart sonrasında diyor ki erişim, her bir erişim burada birçok yerde kayıt tutuluyor. Bunların erişim kontrollü olsun. Senin enerji kaynakların, jeneratörlerin, UPS'lerin, aydınlatman, havalandırma sistemlerin bazı yerlerde bildiğiniz üzere temiz oda sınıflarına göre bunların oluşması gerekiyor. Gürültü, titreşim, ses, karanlık oda ve benzeri gerektiren testlerimiz var. Bunlara göre bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Su, atık bertarafı ile ilgili sorunlardan oluşmaması için bir tanımlama yap diyor standart. Ve ayırman gerektiğinde bunları ayır ve bunları
doğrula diyor. Bu standardın güzel yanlarından biri bu. Mesela senin bir acil durum sistemin var, bir yangın söndürme sistemin var. Bunu doğrula, doğru çalışıyor mu, çalışmıyor mu diyor. Ya da işte bir UPS'im var, jeneratörüm var, faaliyete geçiyor mu, geçmiyor mu elektrik gittiğinde ve benzeri durumda, bunlara bak. Ya da senin bir soğuk odan var, burada alarm sistemlerin var, bunlar işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Ya da otomatik sıcaklık takip sistemin var. Bunlar gerçekten sıcaklık dışına çıktığında uyarıları iletiyor mu, iletmiyor mu? Bunlara bak ve örnekler kısmında, not kısmında da bunların anlatıyor değerli arkadaşlar. Bunların tatbikatlarını biz bu standart bağlamında yapıyoruz. Laboratuvar atıkları burada önemli. Tıbbi atık çünkü bunlar. Tehlikeli atıklar arkadaşlar aynı zamanda. Bunlar özel sözleşmeli olan firmalar tarafından hem laboratuvarda özel kişiler, eğitim almış kişiler Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hem de bu sözleşmeleri kurumlara teslim edilerek tıbbi atıkların bertarafı zorunlu. Depolama tesislerimiz, neyimiz var? Kanımız var, idrarımız var, dokularımız var, numunelerimiz var. Bunlar nerede tutacağız? Tabii ki oda koşullarında saklananlar var ama bunlar biraz az, özellikle genetikte bazıları saklanabiliyor. Ama birçoğunun 2.8, -20, bazı durumlarda hatta -80 sıcaklıklarda bunların saklanması gerekiyor arkadaşlar diyor standart. Tehlikeli maddelerimiz, kimyasallarımız olduğunda da standart diyor ki tehlikeli madde, kimyasal ve benzeri durumlar olduğunda bunları da ne yap diyor arkadaşım? İlgili MSTS'lerine göre, STS'lerine göre, Safety Data Sheet yani malzeme güvenlik bilgi formlarına göre sakla, depola, ayır diyerek burada da bize hem yasal zorunluluk olan bir kısmı ayrıca zorunluluk haline getiriyor. Standart personel bazı bir standart demiştik. O yüzden diyor ki personelin içme suyuna ulaşımı, kişisel koruyucu donanımı, giysilerin muhafazası için dolapları, soyunma giyinme yerleri olmalı diyor. Toplantı alanları olmalı, çalışma sessiz çalışacağı alanlar olmalı. Yani bir personel dinlenme alanını ve diğer alanları veya bir gereksinimleri standardın içinde bize bunu zorunlu tutuyor değerli arkadaşlar. Gelelim numune toplama tesisleri. Yani numunenin, kanın, idrarın veya diğer ve benzeri numunelerin alınacağı yerlerle ilgili standart diyor ki bunlar mahremiyeti sağlayacak şekilde diğer alanlardan ayrılmış ve kontaminasyon oluşturmayacak yerler olmalı. Engelli, refakatçi gerektiğinde bunlar uygun olmalı ki bunlar dediğim gibi yasal düzenleme, tıbbi laboratuvarlarda, ayrı alanlarda bunları toplayıp aynı zamanda buralarda kan alırken bilmiyorum içinizde bayılan var mıdır ama bayıldı, fenalık geçirdi vesaire ilk yardım malzemeleri, gerekli ilk yardım malzemelerinin muhakkak bu alanlarda bulundur ki herhangi bir acil durum olduğunda oradaki zaten doktorlarımız veya ilgili kişilerle eğitim almış, ilk yardım eğitim almış kişilerle bunlara müdahale et diyor standart. Donanım maddesi önemli bir madde. Cihaz maddesi arkadaşlar. Burada donanımın yer alsın, cihazların olsun. Bunların seçimi, kurulumu, kabulü, elleşlenmesi, taşınması, depolanması, kullanımı, bakı ve çıkarılması için bir döküman donanım yönetim, cihaz yönetim prosedürü oluşturuyoruz. Bir yerleşim planımız var. Bir cihaz listemiz var. Cihazlarımız kullanım dışı olduğunda kullanım dışı etiketleriyle bunları biz etiketliyoruz arkadaşlar. Her biriz için cihaz formları oluşturuyoruz. Cihaz talimatları oluşturuyoruz bu maddeler kapsamında. Cihazı kabul ettim. Burada birçok cihazımız değerli arkadaşlar. Oto analizör şeklinde olan cihazlar veya diğer işte kalibrasyona tabi pipet, terazi, etüv, inkübatör ve benzeri cihazlarımız da olabilir. Geldi bu cihaz doğru çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bunların kontrolünü, kabulünü muhakkak yap diye ayrı bir madde veriyor. Bu kabul bazen bunların kalibrasyon sertifikası, bazen firmanın vereceği performans raporları. Bunlar olmadığında da not 1 kısmında anlattığı üzere ve not 1-2'de belirttiği üzere bunların iç kalite kontrol, dış kalite kontrol, kabullerle beraber reaktif malzemesinde de bahsedeceğiz. Hem donanımların hem de reaktiflerin, sert malzemelerin kabullerini standart bizden zorunlu tutuyor ve istiyor. Cihaz kullanım talimatlarını istiyor biz de buradan. Ve firmanın muhakkak cihazlarda personelleri yetkilendirmen, eğitimli, yetkili ve yetkin personel tarafından çalıştırmalı diyerek de burada bir eğitim zorunluluğu, cihazlarla ilgili bir eğitim zorunluluğu veriyor. Cihazlarda bakım oluyor ki buradaki cihazlar bildiğiniz üzere birçok oto analizörümüz arkadaşlar günlük, haftalık, aylık, 3 aylık, 6 aylık, yıllık bakımlara tabi ve bunları kaydetmen lazım. Arıza olduğunda arızalarda firmaların bu bakımları yaptığında arızalarını veya değişimlerini yaptığında kaydetmen lazım ve bunların loglarını muhakkak tutman gerekir diyor standart bize değerli arkadaşlar. Oz olay raporlanması önemli bir madde. Ülkemizde bildiğiniz üzere TİCK diye bir kurum var değerli arkadaşlar. Türkiye Tıbbi Cihaz İlaç Kurumu ve aynı zamanda imalatçılar ve bunların yönetmelikleri var. Ve bir kit kullandınız ve hatalı sonuç oluşturduğunu fark ettiniz. Bu durumda firmaya, hangi firmaysa üretici firmalar isim vermek istemiyorum. Ve ondan sonra da işte gerektiği durumlarda bazı bunun özel formları var lütfen takip ediniz. Türkiye Tıbbi Cihaz İlaç Kurumu'na bunların bildirilmesi gerekiyor. Firmalar genelde geri çağırıp yenisini gönderip falan
bunları bazen sümen altı edebiliyor ama etmiyor. Yani global firmalar yani etmemesi gerekir bununla ilgili. Bununla ilgili geri çağırma, hatalı bir şekilde bu kit reaktiflere göre hatalı sonuçlar verildiyse bunu yönelik düzenlemelerin yasal olarak da gerçekleştirilmesini standart bize zorunlu kılıyor. Cihazla ilgili hangi kayıtları tutacaksın diyor. Burada kayıtları anlatıyor bize arkadaşlar. Cihazın kendisi, yazılımı, seri numarası, kabul testi, hizmete girdiği tarih, uygun olduğundaki durumu, mevcut konumu, teslim alındığında yeni cihaz mıydı, kullanılmış mıydı, refurbished, yenilenmiş bir cihaz mıydı? Bunları bil, bir yere yaz diyor. Talimatlarını koy, önleyici bakım programı, bakım planlarını al, bakım faaliyetlerini kaydet, arızaları, hataları kaydet, performans kayıtları, kalibrasyon kayıtlarını kaydet. Bu cihaz aktif bir cihaz mı, hizmet dışı mı, karantinada mı, emekliye ayrılmış, yani işi bitmiş bir cihaz mı? Bunların sınıflandırmasını yap eğer tutuyorsan, atmadıysan. Bu kayıtları da kayıtların kontrolüne göre de aynı şekilde belli sürelerde, yasal sürelerin istediği süre veya daha uzun sürelerde tut diyor. Burada önemli bir madde var. Cihazların ömrü boyunca, yani cihazlara şunu söyleyemezsiniz değerli arkadaşlar. Ben bu cihazın kaydını 5 yıl tutacağım. 5 yıl sonra ben bunu imha edeceğim diyemezsiniz. Cihaz 10 yıl duruyorsa 10 yıl, 20 yıl duruyorsa 20 yıl, 20 yıl sonrasında artık ne kadar daha tutacaksanız riskine göre 2 mi, 3 mü, 5 mi bir süre belirlemenizi istiyor standart. Burada ömrü boyunca ve daha fazla süre hazır bulundurmalı diyerek cihaz kayıtları bizde çok önemli. Çünkü geriye doğru gitmemiz gerekebilir. Kalibrasyon maddemiz, birçok cihazımıza bizler kalibrasyon yaptırıyoruz. Burada standart o yüzden meteorolojik izlenebilirliği sağlamak için belli aralıklarla kalibrasyonunu gerçekleştir diyor bize. Bu kalibrasyonun dışına çıktığı durumlarda gerekli faaliyetleri gerçekleştir, bunları kaydet diyor ve meteorolojik izlenebilirlik için bir kalibrasyon planımız var. Burada bildiğiniz üzere TÜRKAK'ın R10-12 meteorolojik izlenebilirlik prosedürü bizim temel rehberimiz. Rota 1, Rota 2, 3, AB maddeleri var. Tıbbi laboratuvarlar burada Rota 2'ye göre akredite bir kalibrasyon laboratuvarından bunu sağlıyorlar. Bazen de değerli arkadaşlar, İşte bizim özellikle otonalizör ve benzeri cihazlarımızda 17.034 veya 15.189 referans malzemelere göre, sertifikalı referans malzemeler ya da IVD-CE'ye sahip, burada anlattığı üzere üreticinin verdiği, imalatçının verdiği IVD-CE'si olan, yani onaylanmış, valide edilmiş ve bu onaylanmış kuruluş tarafından ortaya konmuş Avrupa Birliği mevzuatına göre ya da FDA onayı almış kitlerle bizler cihaz izlenebilirliklerini, ölçüm izlenebilirliklerini, işte pipet, terazi, inkübatör, santrifüj ve benzeri cihazlarla da SI birimlerine göre diğer izlenebilirlikleri gösteriyoruz. Burada genetik analizler için referans dizilere kadar izlenebilirlikle ilgili önemli bir madde var. Nitel yöntemler, yani kalitatif, var yok, pozitif, negatif gibi ve benzeri numunelerde izlenebilirliği diyor. İşte daha önce sonucu bilinen, ispatlanmış, ortaya konulmuş, kliniğiyle ortaya koyulmuş numunelerle beraber de bunların izlenebilirliğini ortaya koyabilirsin diyor. Çünkü nedir meteorolojik izlenebilirlik arkadaşlar? Sonucu bilinen bir, ispatlanmış bir SI birimlerine göre bir ölçüm yöntemi veya referans bir metot veya durum veya malzeme ile bizim yaptığımız ölçümlerin karşılaştırılması işlemine biz kalibrasyon diyoruz. Bu kalibrasyona da işte ne yapıyoruz? Şuradaki tabloda belirtildiği üzere kendi standartlarımızı bizden iyi olan kalibrasyon laboratuvarları veya biraz önce bahsettiğim referans malzemelerle karşılaştırıyoruz. Onlar bir üst dilimde kendi malzemelerini, cihazlarını karşılaştırıyor. En üst dilimde de BIPM'e bağlı olarak OEML ve BIPM çerçevesinde değerli arkadaşlar kalibrasyonu yapılan cihazların bu izlenebilirliği, NIST izlenebilirliği ya da Avrupa Referans Malzemeler Üreticiler Birliği'ne göre izlenebilirlik veya işte Türkiye'de SI birimlerine göre TÜBİTAK UME ve dünyadaki diğer laboratuvarlara izlenebilirliği, meteorolojik izlenebilirliği yani kalibrasyonu sağlıyoruz. Dünyanın bir dediğine bir diyor muyuz? Dünyanın belirlediği kriterlere göre ölçüm yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Kalibrasyon burada zorunlu bir madde. Bildiğiniz üzere 7 tane SI birim var. Kütle, kilogram, ışık şiddeti, kandela, kelvin, sıcaklık için, amper, madde miktarı, uzunluk, zaman. Mesela işte zaman nasıl, uzunluğu nasıl ölçüyor derseniz dünyadaki meteoroloji birimleri. Işığı gönderiyorlar arkadaşlar. Işığın hızı 299.792.458 metre bölü saniye meteorolojik olarak. Işığın hızı sabit olduğu için kendi prototipleriyle UME karşılaştırıyor. Kalibrasyon laboratuvarı kendi prototiplerini onlarla karşılaştırıp aşağıya doğru bizi test ediyorlar veya bunlardan kalibre ediyorlar ve bunlardan üretilmiş diğer meteorolojik izlenebilirlik SI birimleri de kullanılıyor. Reaktif ve sarf malzemeler bizim için çok önemli. Reaktifler bizim kitlerimiz, kalibratörlerimiz, kontrol malzemelerimiz arkadaşlar. Bunu böyle anlayın. Sarf malzemelerde kullandığınız sarflar. Yani onunla beraber tükettiğiniz pipet ucundan tutun da işte kültür, medya vesaire tüm hepsine de sarf malzemeler diyoruz. İşte pipet uçları, lamlar, POCT sarf malzemeler içerir diye notta da bunu belirtiyor. Bunlara sahip olacaksın diyor. Cihazda aldığı gibi bunlar geldiğinde bunların son kullanması, soğuk zincirde geldiyse soğuk zincirde geldi mi gelmedi, kabulleri, envanter yönetim sistemlerine kaydedilmeleri, lot numaraları bizim için çok önemli. Bunları alıyoruz.
açılış tarihleri, son kullanma tarihleri ve benzeri kayıtlarında muhakkak standart kabulünün yapılmasını ve bunun da dokümante edilmesini, kayıtların tutulmasını istiyor. Buna yönelik bir envanter, yani stok yönetimi sistemimiz var ki bizim elimizde bunlar reaktifler bittiğinde herhangi bir şekilde sorun yaşamayacak durumda bunların takibini sağlayabilelim. Reaktiflerin kendi içinden çıkan kullanım talimatları var. Bunları muhakkak muhafaza etmemiz ve sağlamamız gerekiyor ki genelde elektronik olarak veya içinden çıkanları basılı kopya olarak saklarız. Olumsuz olay raporlaması cihazda olduğu gibi reaktif kontrol kit ve benzeri durumlarda da arkadaşlar kalibratörlerde de muhakkak imalatçıya veya buradaki yasal otorite TÇK'ya bildirilmesini istiyor standart ve bunların kayıtlarını tutuyoruz. Listelerimiz ve genelde elektronik veya Excel'de oluşturduğumuz envanter yönetim sistemleriyle beraber değerli arkadaşlar bunların kayıtlarını sağlıyoruz. Tanıtımı, parti numarası, lot numarası, alındığı tarihteki tarihi, son kullanma tarihi, açılış tarihi, kabulün onayın kayıtları ve bizim nedir? Bunların dışında hazır aldığımız dışında laboratuvarda oluşturduğumuz çözeltilerimiz vardır. Kendi süspanse edilmiş çözeltilerimiz vardır. Bunların da muhakkak çözelti etiketleriyle beraber kim hazırladı, ne zaman hazırladı, son kullanma tarihi nedir ve bunun izlenebilirliğini nasıl sağlarız? Bununla ilişkinde standart bunların muhakkak tutulmasını bize zorunlu tutuyor değerli arkadaşlar. Evet. Sözleşme yapıyoruz. Müşterilerle sözleşme iki tür müşterimiz var. Bizim bir kurumsal firmalar ya da hastaneler. Bunlarla hizmet sözleşmesi yapıyoruz. Numuneleri gönderiyorlar. Bir de ayaktan hasta dediğimiz hastalarımız var. Bunlardan da istem formları, onan formlarıyla hangi testi istiyor ve altında bizim şartlarımızla beraber imzalayarak bunları sağlıyoruz hizmet sözleşmelerinde arkadaşlar. POCD operatörleriyle de yapılıyorsa bunlarla da ayrıca sözleşmeyi zorunlu tutuyor standart. Satın alma maddesi standart diğer standartlardaki ortak maddeler gibi bir madde arkadaşlar. Bir satın alma yapacaksan önce ne istediğini bil, şartnameler veya satın alma formlarıyla. İstiyorsan işte kamuysan tekliflerini kamu ihale kurumu kanununa göre yap. İşte özel sektörsen 1, 3 ya da 10 aile tedarikçilerinden bunları al. Aldıktan sonra kabulünü sağla. Kabulünü sağladıktan sonra da bir tedarikçi yönetimi yap. Tedarikçi değerlendirmelerin ve 10 aile tedarikçi listelerinle beraber tedarikçilerinin kalitesini, hizmet kaliteni, ürün kaliteni etkileyip etkilemediğini zamanla ölç ve gerektiğinde uyarılarında bul ya da çalışmak istemiyorsan çalışma diyerek satın almadan kaynaklanabilecek hataları veya memnuniyetsizlikleri veya hizmet kalitesini düşünen durumları standart engellemek istiyor. Hizmetler numune alma, kurye kullanabilirsiniz, kalibrasyon, bakım, dış kalite kontrol programları, yeterlik testleri, başvuru laboratuvarları, dış laboratuvarlar, danışmanlar gibi kısımlarda hizmet olabilir. Ürünler zaten bildiğimiz kısımlar. Başvuru laboratuvarı, dış laboratuvar. Burada çokça kullanılan bir durumdur. Yani 17.025'teki taşeron laboratuvar kavramı arkadaşlar. Gönderilecekse bunlarla ilgili sözleşmelerin olacak. Neleri göndereceksin? Oradaki hekim, senin hekimin muhakkak bir iletişim olacak. Ve raporlarda zaten yasal zorunluluk dış laboratuvarda yapılan sonuçlar hangi laboratuvarda yapıldıysa bunların raporları tutulmalı. Ve hangi laboratuvarları kullanıyorsan bunları tanımlaman lazım. Türk Akre'ye 2045 der ki dış laboratuvar olarak başvuru laboratuvarını kullandığında sen akreditteysen akreditte olduğun testleri gönderiyorsan bu durumda senin gönderdiğin laboratuvarında akreditte olup olmadığını test etmen, kontrol etmen lazım. O yüzden de belli periyotlarla beraber TÜRKAK sitesinden veya kuruluştan isteyerek akreditasyon durumlarının kontrolü ve bunların başvuru laboratuvarı, dış laboratuvar listesi olarak tutulmasını standart bize zorunlu kılıyor. Evet, onayladık ve geldik önemli maddelerden birine, süreç maddesine. Süreç maddesi pre-analitik süreç, analitik süreç, post-analitik süreç olarak gidiyor ve alt maddeleriyle devam ediyor arkadaşlar. Pre-analitik, analitik, post-analitiği anlattıktan sonra standart diyor ki uygunsuzluklar olabilir bu tüm süreçlerle alakalı. Senin bir bilgi yönetim sistemin var. Yani laboratuvar bilgi yönetim sistemi, LBYS, LIMS'in var. Şikayetler olabilir ve acil durum. Burada ek olarak 4 maddeyi daha anlatacağım. Evet, gene risklere yönelik bir bu süreçlerin hepsini risk bazlı olarak yürüt diyor standart bize ve pre-analitik süreçle ilgili prosedürlerin olmalı. Burada numune alma ilk kitabı, numune yönetim prosedürü, numune kabul, alma, taşıma, muhafaza, depolama talimatları veya prosedürlerini oluşturuyoruz. Burada ve personel erişimine sunuluyor. Sonrasında bizim bir hizmet alacak kişi geldiği zaman arkadaşım ben hangi testleri yapıyorum? Bu testleri ne kadar sürelerde yapıyorum? Bu testlerle ilgili bunlar hangi tüplere, ne kadar hacimde alınmalı? Hangi günlerde nasıl çalışıyorum? Danışmanlığı nasıl veriyorum? Onamları nasıl alıyorum gibi. Bununla ilişkin test rehberleri, test katalogları veya online girilen testlerin seçildiği modüllerle beraber bu madde kapsamında hastalarla ve müşteriler için standart bunu bize zorunlu kılıyor değerli arkadaşlar. Ve o yüzden tıbbi laboratuvarlar bu bilgileri genelde web siteleriyle kamuya açık hale getiriyorlar.
Talepler geldi. Talepleri nasıl alacağız? İstem formlarımız var veya elektronik istem formları var. İşaretleniyor hastanın bilgileriyle beraber. Hangi testleri istiyor? Kim istiyor? Hekim veya direkt dediğim gibi kurumdan gelebilir. Sizler mesela bazen test verirsiniz. İşte doktor der ki bir hafta sonra gelecek. O muhtemelen testin niteliğiyle de olabilir ama dış laboratuvara gidip gelen testler de olabilir. İşte bu durumda dış laboratuvara gittiğinde hekim, kurum orada muhatap ya da siz doğrudan bir laboratuvara gittiğinizde kan vesaire verdiğinizde siz muhatapsınız. Burada istem formları, onam formları elektronik veya basılı olarak sağlanmalı ve bunlara ilişkinde klinik tavsiyeler dahil olmak üzere bilgileri içermelidir diyor. Sözlü talepler vardır laboratuvarlarda. Eğer sözlü talep alıyorsan, yani bir yazılı imzalı bir şey almıyorsan, bu durumda senin bu sözlü talepleri nasıl dokümanlaştıracağın ve ona onay haline getireceğini tanımlaman gerekir diyor standart. Özellikle ayaktan hastalar için önemli. Kurumlardan, hekimlerden gelenlerde zaten sözlü talebini yaptığı zaman kimliğini verdiğinde, kanını verdiğinde bu bir onam haline standart tarafından kabul ediliyor. Ama ayaktan hasta olarak bir yere gidip bir test verdiğinizde daha sonrasında hangi testi istedi, doğru yanlış ikilemlerin olmaması ve buna ilişkin onamların alınması için muhakkak yazılı olarak elektronik veya basılı kopya bunların toplanması gerekiyor arkadaşlar. Numuneyi topladım ve elleştirdim. Handling biliyorsunuz İngilizce'de elleşleme. Yani numunenin alınması, kurye ile taşınması, gelmesi, gönderilmesi, ayrılması, hazırlanması, santrifüj edilmesi ya da işte izole edilmesi kısmına biz numunenin elleştirilmesi diyoruz arkadaşlar. Yani numuneye uygulanan işlemler aslında elleştirmenin daha doğru tabiri bu. Türkçe'de çok kullandığımız bir kelime değil ama birçok standartta handling kelimesini TSE sağ olsun elleştirme olarak çeviriyor. Komik de bir kelime baktığınız zaman. Numune geldi. Ne olacak? Numune geldi. Numune kabul kriterlerimiz var bizim burada. Numunenin hemolizde olması, lipemik olması, ikterik olması, yetersiz hacimde, soğuk zincirde gelmesi, yanlışlıkla alınması, etiket bilgilerinin olmaması ve benzeri gibi birçok şey olabilir. Bu durumda biz ne yapacağız? Zamanında gelmeyebilir. Saatli numuneler var. Biz bunları ya reddedeceğiz ya da bazı numunelerde kliniğine etkisine gerekirse müşteriyle, hastayla ve benzeri konuşup şartlı kabul dediğimiz gerektiğinde kabul edebilirsin. Ama bu durumda da analiz raporunda bu numune işte şu sıcaklıkta gelmiştir, hemolizde gelmiştir, tekrar çalışılması önerilir, kurum onayıyla çalışılmıştır ve benzeri bir onayla beraber bu sürecin muhakkak takip edilmesi gerekir diyerek standart bize buna veriyor. Burada işte hemoliz, lipemik ve benzeri testlerde kanlarda etkisi önemli bir madde arkadaşlar. Numune ile ilgili talimatlarımız olacak. Hastanın hazırlanması, toplanması, alınması, zamanlanması, test rehberi dediğimiz test kataloğu ve numune alma kitabı ya da numune yönetim prosesi dediğimiz yerlerde hangi numuneler hangi koşulları sağlar çok detaylı bir şekilde laboratuvarlar bunları tanımlıyor değerli arkadaşlar ve numuneden etiketlenmesi için işte TCR'nin iki hanesi son hanesi gibi ya da ayrı bir hasta koduyla beraber tanımlama bir izlenebilirliği en başta protokol dosya numarası TC veya hastane numarası gibi bir numarayla beraber de izlenebilirliği yazılımlarla ilişkin yapıyoruz ve taleplere ilişkin de kabul red kriterlerini tanımlamış oluyoruz. Numuneler taşınırken bizim tıbbi numunelerimizin birçoğu arkadaşlar 2-8 de taşınması gereken numunelerdir. Soğuk zincir dediğimiz zincirde. Bu soğuk zincirde taşındı mı taşınmadı. Adana'dan aldınız Ankara'ya numune gönderdiniz yazın. Numune eridi mi erimedi mi? Analiz sonuçlarını etkileyecek. Yüksek çıkabilir, düşük çıkabilir. Hastanın kliniği etkileyen şeyler bunlar. Önemli şeyler. O yüzden bu taşıma esnasında da sıcaklığın takibini bizler tıbbi laboratuvarlarda data loggerlarla veya timestamplerle gerçekleştirip bunları da kayıt altına alıyoruz değerli arkadaşlar. Numuneyi topladık. Hastanın onamını aldık. Bize geldi. Acil durumlar olabilir. Hastane vesaire onam alamayabiliriz. Acildeki bir hastaya zaten yatıyor. Hadi sen şuraya bir imzala diyemeyebilirsin diyor standart. Numunenin alınması için kan alma, idrar ve benzeri diğer numuneler için bunların analiz sonuçlarını etkilememesi için nasıl alacağına ilişkin talimatları muhakkak oluştur diyor. Numuneyle ilgili daha sonrasında kimliklendirmeyi yap. Numuneyi ne zaman aldın? Ne zaman sana geldi? Kabul, alma ve benzeri tarihleri kaydet ki çünkü bazı numunelerin 6 saatte, 8 saatte, 12 saatte çalışılması gereken numuneler var. Çalışılmadığı için zaman içindeki içerik değiştiği için sonuçların numuneden kaynaklı hatalı olma durumları var. O yüzden bu tarihler tıbbi laboratuvarlarda bizim için çok önemli. Numunenin kararlılığının değişip değişmediğinin takibini yap kendi içinde ve numuneleri bertaraf et diyor. Taşınma, numuneler ne olabilir? İşte bir hastane sisteminde pneumatik sistemlerle taşınabilir. Bir kurye ile taşıma çantalarıyla taşınabilir. Bu taşıma nasıl olacak? Bunları muhakkak dokümante ediyoruz. Ve taşımadan sorumlu personel bununla ilgili riskleri bilecek. Ayrıca eğitim vermeliyiz. Kuryelerimiz, bizim taşıma personellerimiz var bu şekilde. Okanlarınızı alıp işte özel hastanelere veya başka yerlere gittiğiniz zaman alıp böyle götüren eden kargolarla da gidip geliyor şehirler arasında.
İşte bu taşımalarda bu işlemler nasıl gerçekleştirecek? Bunları taşıyan kişiler, özellikle kurye ise eğitimli kişiler olmalı ve bu sistemler taşıma çantalarının yeterliliği, işte koyduğunuz buz akülerini ve benzeri yeterliliğini belli alanlarda takibini standart sorunu tutuyor. Numarayı alıyoruz. Aldığımız zaman soruyoruz. En az işte isim, soy isim, TC, baba adı, anne adı veya bir şey doğum tarihi gibi. Genelde 2 veya 3 tane doğrulama şeyiyle. Sırada bekleyen 100 hasta olabilir. Anadolu'da bir şehirde isim, soy isim aynı olabilir. İşte Ahmet Yılmaz bir sürü olabilir orada, öyle söyleyeyim. Karışmaması adına bunları kan alan kişinin veya işte numuneyi alan kişinin muhakkak doğrulaması, numuneyi aldığı tarihi, saati kaydetmesi, kim aldı kaydetmemiz, bunlarla ilişkin, bunların alındıktan sonra da kabul kriterlerine göre etki var mı yok mu, bunların değerlendirilmesini standart bizden istiyor. Numune aldık. Numuneyi aldığımız zaman ne olmalı? Yanlış hastaya numune tanımlarsak bu bizim için önemli bir durumdur. Reddetmemiz gerekir. Numune belli sürelerde gelmedi. Buna ilişkin bir kararsızlık, numunenin özelliği değişti. Bu bizim için bir red kriteridir. Doğru sıcaklıkta gelmedi. Bu bizim için red kriteridir. Uygunsuz kapta veya yetersiz numune olduğunda da bu durumda bunun red kriteri olup olmadığına, bu 5'i içinde standart. Red kriterlerine aslında standart kendi içinde 5 maddede veriliyor. B maddesinde diyor ki arkadaşım bunlar böyle ama kıymetli bir numune. Beyin omurilik sıvısı almışsınız. Kemik iliği almışsınız kanser hastasından. Ya da bir anneden, hamile bir anneden bir amniyon sıvısı almışsınız. Tekrar bunu al et vesaire demek hem laboratuvar için bazen de hekimler için zor olabilir. O yüzden bu durumlara yönelik de standart bir sürecin olsun. Bu numuneleri şartlı kabul yapıp aynı zamanda çalışıp ama sonrasında da işte buna ilişkin karşı tarafı bilgilendirecek şekilde, şeffaf olacak şekilde bir süreç tanımla diyor bize değerli arkadaşlar. Aldık, numuneyi koruduk, buzdolabında saklıyoruz. Ek talep istedi. Bunu nasıl yapacaksınız? Sistemden mi, formla mı vesaire istendikten sonra ek talepler olabilir. Kararlılığına göre, buna göre sakla ve analiz et diyor numuneyi. Sonuç verme sürelerine göre, saklama sürelerine göre numuneler, çünkü bizim numunelerimiz biyolojik numuneler olduğu için zamanla bozulabilen numuneler arkadaşlar. Bazı testlerde önemli olarak değişiyor ve burada preanalitik süreci bitiriyoruz. Geliyoruz analize. Numuneyi aldık, taşıdık, laboratuvara kabul ettik. Değerlendirdik, kabul et kriterlerine göre aldık analize. Analize aldığımızda burada standart diyor ki senin kullandığın yöntemler var. Burada bizim bu yöntemlerde değerli arkadaşlar iki tür yöntemimiz var. Birincisi standart test metotlarımız var. Biz bunları IVD-CE ile onaylanmış veya FDA onayı olan kitler diyoruz. Bu kitlerimiz, reaktiflerimiz onaylanmış, valide edilmiş kitler. O yüzden biz laboratuvarımızda bunları ne yapmamız lazım? Verifikasyonu, Türkçesi metot doğrulaması yapacaksın diyor standart. Yani bir metodu uygulamadan önce bunları doğrulayacaksın diyor. Ama senin geliştirdiğin bir metot var. Standart olmayan metotlar var. Değiştirilen metotlar var. Biyokimyada, mikrobiyolojide çok sorun yok. Ama patolojide, genetikte standart test metotları, yani IVD-GS, FDA olan metot sayısı maalesef az değerli arkadaşlar. Onlar da işletme içi in-house metotlarla tam bir validasyon yaparken diğer kurumlarda bizim verifikasyon, metot verifikasyonu yapmamız gerekiyor. Validasyonun Türkçesi geçerli kılma, verifikasyonun Türkçesi doğrulama diyoruz. Bununla ilgili çok detaylı rehberler var. Birkaçını vermek istiyorum. Kümütek mikrobiyoloji için, burada aynı şekilde genetik için makaleler, yayınlar, bir rehber daha çıkmadı bildiğim kadarıyla. Tanımlanıyor ve bunlar ortaya konuyor. İşte biyokimya için aynı zamanda da sayın rehberleri var. Klinik laboratuvar standart enstitüleyim standartında rehberi olan özel rehberlere dayanarak biz bu validasyon ve verifikasyon işlemlerini tanımlıyoruz arkadaşlar. Burada doğrulama, standart burada doğrulama dediğimiz verifikasyon yap diyor. Doğruladıktan sonra bunları kaydet ve raporla diyor ve geçerli kıl diyor. Biraz önce anlattığım gibi buna da bir validasyon raporu yap. Bunu da laboratuvarında tut diyor. Ve bu standart bize bir de ölçüm belirsizliği istiyor. Arkadaşım sen ölçüm belirsizliğini hesaplayacaksın diyor. Ölçüm belirsizliği nedir değerli arkadaşlar? Bizim laboratuvarımızda ölçtüğümüz ölçümlerin istatistiksel olarak ne kadar hatayla ölçtüğümüzü, şu kadar güven aralığı veya şu kadar yanılma olasılığıyla şu şudur dediğimiz değer. Mesela sizin glukoz ölçümünüz yapıldı. Laboratuvar 100 verdiğinde 100 değildir bu. Tekrar ölçse birinde 95 ölçer, birinde 100, %1 ölçer birinde, 101 ölçer. Bu nedir? Laboratuvarın personel, cihaz, yerleşim, kit, reaktif birçok kaynaktan gelen hatasının bildirimidir. Bazı testlerde bunlar çok stabildir, düşüktür. Bazılarında bunlar çok yüksektir. O yüzden standart burada bizden özellikle bir ölçüm belirsizliği hesaplaması istiyor. Bu ölçüm belirsizliğinin hesaplamasında da arkadaşlar yeni bunun doğrudan bir standardı var. Bu standardın adı ISO 20914 standardı. Tıbbi laboratuvarlarda ölçüm belirsizliğini anlatıyor. Burada genelde biz Avustralya yaklaşımı denen bir yaklaşımla beraber uzun zaman içerisinde alınan, mümkünse bir yıl, son 2 ay, 3 ay yeni kuruluyor, tutatesi 1 ayda olabilir. En az 30 veriyle beraber uzun dönem iç kalite kontrol verilerinin CVC, yani relative standart sapmasının 2 katını burada anlattığı yöntemde olduğu gibi kullanabilirsin diyor. Metot doğrulama ve geçerli kılmayı da
bu şekilde geçiyorum. 20.914 önemli bir standart ve burada özellikle ölçüm belirsini tıbbi laboratuvarlar için anlatıyor. Biyolojik referans aralıkları. Yani siz bir ölçüm yaptınız. Sizin glikozunuz hangi aralıkta olmalı? Hangisini düşündü olmalı? Veya buna bu hastalık teşhisini koymak için klinik karar sınırı nedir? Bu normalde aslında toplum popülasyonlarına göre belirlenmesi gereken durumlar olmakla beraber maalesef bizler bizim toplumumuza göre üretilmeyen ama işte o kit insert üreticilerinin, cihaz üreticilerinin kitlerinden çıkan bunları değerleri kullanıyoruz. Standart bunu kullanabilirsin senin toplumuna uygunsa diyor. Ama normalde esasında standartın da önerdiği hizmet verdiği hasta popülasyonunu yansıtacak şekilde bunu esasında belirle diyor. Esasında bizim klinik karar kırı ve referans aralıklarını kendimiz belirlememiz lazım ama Türkiye'de bunu yapan ben çok görmedim arkadaşlar. Sonra bizim SOP'lerimiz var. Test SOP'lerimiz. SOP'ler bir önceki standartta çok detaylıydı. Şu an hiçbir içerik yok. Sen personelin anlayacağı şekilde bunu dokümant ediyor. Zaten insertlerimiz bunu anlatıyor. Kısa bir şekilde insertlerde bu yöntem nedir? Nasıl numune hazırlanır? Nasıl verilir? Nasıl raporlanır? Kısa tek sayfalık SOP'ler oluşturabiliriz artık bu standarda göre arkadaşlar. SOP dediğim standard operating procedures. Yani standart test talimatları, deney talimatları ya da test çalışma talimatları dediğimiz talimatlar. Yani siz bir glukoz testini nasıl çalışacağınızı anlatan test diyebiliriz değerli arkadaşlar. Analiz sonuçlarının geçerliliğinin sağlanması. İç ve dış kalite kontrol maddesi diyoruz biz bu maddeye arkadaşlar. Burada iç kalite kontrol ve dış kalite kontrol. İKK ve DKK diyeceğim bundan sonra. İKK iç kalite kontrol, DKK dış kalite kontrol. Burada standart bize diyor ki iç kalite kontrol prosedürün olacak. Bu prosedürde lot değiştiğinde, kalibratör değiştiğinde iç kalite kontrol bu Lenice WES kartların WES kart kurallarına göre değerlendirmesi kabul durumlarını tanımlayacaksın. Bunun sıklığını kendine göre belirleyeceksin. Genelde laboratuvarlarda işte biyokimya için konuşacak olursak iki seviye kalitatif analizlerde pozitif negatif örneklerle beraber arkadaşlar bildiğiniz üzere her gün bu kontrol çalışmaları gerçekleştirilir. Üçüncü taraf third party yani firma üreticisinin kalite kontrol malzemesi değil de başka bir tane alırsan diyor bunu tavsiye ederim. Schult ama zorunlu değil Shell değil arkadaşlar. Bunu tavsiye ederim diyor ve iç kalite kontrolün takibini istiyor bizden. Seç, değerlendir, kararlılığı hasta numunesine yakın olmasını sağlayarak klinik tavsiyelerle bunu takip et diyor. İKG ile ilgili bunu yaptıktan sonra diyor ki arkadaşım bunları ne yapacaksın? Takip edeceksin. Takibini yaparken de bu sıklıkla beraber kullandığın istatistiksel yöntemler olacak. Bunlara da biz genelde işte Lenice WES kartı, Shewhart kartı, kalite kontrol kartı diyoruz. Bu kartlarda da kurallar var. 20 küsur tane WES kart kuralı var bildiğiniz üzere. Bu kuralları kalitatif konuşmuyorum. Onlar pozitifse pozitif, negatifse negatif. Ama kantitatif testlerde bu kurallara göre yazılımlarını zaten bunlar hesaplıyor. Bu kurallardan en azından bir sistematik ve rastgele hatayı belirtecek şekilde kurallarını belirle. Yazılımlar zaten onay veriyor. Uzmanlar günlük bunların onaylarını yapıyor. 1-3S, 2-2S, 10X, 7X gibi trend kurallarıyla hangilerini kullanmak istiyorsanız ben birkaç örnek koydum sadece buraya. Bu kuralları belirlemen lazım ve bunlara yönelik eğer sorun varsa ne yapacağız? Sorun varsa düzeltici faaliyet prosedürü ve uygun olmayan işin kontrolü prosedürüne göre uygunsuzluk açıp bizim bu kalite kontrolü çalışmadan önceki sürecimizde hatalı sonuç verdik mi vermedik mi bunun takibini yapmamızı istiyor standart. Dış kalite kontrolü neydi değerli arkadaşlar? Bizim bir sonucunu bilmediğimiz bağımsız bir numunenin laboratuvarımız tarafından çalışılması ve bunun değerlendirilmesi. İşte 17.025'te 4 yılda bir katılınır. Burada her ay 2 ayda bir yıllık 3-4 ayda bir ya da 6 ayda bir en kötü yılda bir bu çevrimlere katılım sağlanıyor. Ve bu gelen numuneler geldikten sonra bizler çalışıyoruz, bildiriyoruz. Buradaki kuruluşlar, bu bildirimi yaptığımız yeterlik testi sağlayıcı, DKD sağlayıcılar bize skorlar veriyor. Z-score dediğimiz, STI dediğimiz, Standard Deviation Index dediğimiz sonuçlar var. Burada Türk Akın ve 17.043'ten gelen Z-score'ların 2'nin altında, artı eksi 2 aralığında olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Dış kalite kontrol numunelerinde satisfaktörü veya yorumlama olan, görüntü yorumlama olan var. Burada da başarılı veya good very good gibi skorların alınması da. Raporlamaya ilişkin burada biliyorsunuz skorlar var. Ulusal veya uluslararası birçok yeterlik testi sağlayıcı var. En geniş kapsamlı yerlerden biri sağlık olunca bu alan. Bulmakta çok sorun yaşamıyoruz ama maliyetli durumlar. Dış kalite kontrolü muhakkak katıl, değerlendir. Burada ek bir gereksinim var. D maddesinin 3. maddesi. Katıldığın dış kalite kontrol değerlendirme sağlayıcı muhakkak 17.43'ün gereklilerini karşılamalı. Nasıl karşılayacak? Nereden bileceğiz karşıladığını? Gidip 17.43'e göre denetleyecek miyiz? Hayır. 17.43'e göre akredite, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği'nden MRE'ye imzalamış bir akreditasyon kuruluşu tarafından akredite bir dış kalite kontrol değerlendirme kuruluşu seçmemiz 17.043'e göre akredite bir kuruluş seçmemiz 15.189 tarafından zorunlu. Burada biraz daha 17.043 ve 13.528 dediğimiz iki standart var değerli arkadaşlar. Onun detaylarına girmiş. Çok girmeyeceğim. Seçerken de kendine uygun olan bu yöntemlere göre atanmış değer belirleyenleri seçmen tavsiye edilir. Dış kalite kontrol yok.
ki var. Genetikte, patolojide ve benzer alanlarda yok. O bu durumda diyor ki diğer laboratuvarlarla laboratuvarsız karşılaştırma yapabilirsin diyor. Bu da mı yok diyor. İKK sonuçlarına başkaları da çalışıyorsa onlarla karşılaştırabilirsin diyor. Bu da mı yok diyor. Farklı lotlarla karşılaştır. O da mı yok diyor. Aynı numune iki kişiyle karşılaştır. O da mı yok diyor. Referans malzemeyle yap diyor. O da mı yok diyor. Klinik korelasyon çalışmasıyla hasta numunesi çalış diyor. O da mı yok diyor. Daha önce çalışılmış hücre dokunumları analizini yap diyor. Bunlar özellikle bu maddeler bizde patoloji ve genetik laboratuvarları için ya da tüp bebek merkezleri için dış kalite kontrolünün olmadığı alanlarda biz alternatif yani dış kalite kontrolünün olmadığındaki alternatifleri de çok net bir şekilde 15.189 önümüze koyuyor arkadaşlar. Değerlendir. Uygun olmadığında da düzeltici faaliyet prosedürüne göre bunları yap diyor. Burada bir maddemiz daha var. Analiz sonuçlarının karşılaştırılabilirliği. Aynı işi yaptığım iki tane cihazım var. Aynı marka model olabilir. Farklı marka model olabilir. Backup cihazım olabilir. İşimden iki cihazla da aynı sonucu veriyorum ve cihaz markası yazmıyorum rapora. Bu durumda benim bu cihazlarım ya da iki yöntem olabilir. Yöntemim birbiriyle uyumlu sonuçlar veriyor mu vermiyor mu bunu değerlendir. Bunu yaparken de hasta numunesi çalışarak özellikle yani İKK numunesi değil de hasta numunesi çalışarak cihaz karşılaştırmalarını standart bize zorunlu tutuyor. Cihaz karşılaştırması, yöntem karşılaştırması bir veya birden fazla yöntem veya cihaz laboratuvarda kullanıldığı zaman bu standartın zorunlu maddelerinden biri arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağımızı, kaydedeceğimizi, değerlendireceğimizi bize anlatıyor. Geldik rapora. Bizim en önemli çıktığımız ne? Rapor. Çok güzel bir rapor oluşturuyoruz. Sizler de bu raporları hepiniz kullanıyorsunuz. Allah düşürmesin ama hastanelere gittiğinizde, ettiğinizde vesaire. Sonuç uzarsa, dediniz ki bir gün, iki gün. Bu durumda sonuç uzadı, şu sebeple uzadı. Cihaz arızalandı, personelde sorun vardı, şu oldu, bu oldu vesaire. Bilgilendirme sürecin olsun diyor. Bilgilendiriyor mu bilmiyorum laboratuvarlar ama genelde yazılım üzerinden bilgilendirme yapıyorlar. İyi laboratuvarlar yapıyor bunu. Sakla raporlarını belli sürede diyor. Yayınla diyor. Kritik sonuçlar yani panik değerler var arkadaşlar. Bazı sonuçlar vardır ki siz onun işte 3 gün sonra 5 gün sonra beklemesini bekleyemezsiniz. Uzmanı doktor yazılım üzerinden telefonla arayarak bu sonuç kritik değerin üzerinde çıktı. Buna göre işte tedavisine başlayın diyerek araması bilgilendirmesi gerekir. Bu durumdaki bu kritik sonuçlar panik değerler olduğu zaman bunlara panik değer bildirimi diyoruz. Bunların testleri ve seviyeleri belli. Buna yönelik bir sürecin olsun. Hatta birinci kişiye ulaşamıyorsan diyor C maddesinde bu durumda ikinci üçüncü varyasyonlara ilişkin acil durum planını da tanımla diyor standart. Bunu da istiyor. Bize kendi içinde. Onun hekimi var. Hekime bildirdiniz. Hekim izinde ya da yok. Ulaştığını teyit et. Ulaşmıyorsa ona o zaman ikinci, üçüncü kişiye bunu bildirecek bir süreç tanımla diyor. Raporlarken raporda yer alması gereken bilgiler var arkadaşlar. Bunları tanımlıyor standart. Tıbbi laboratuvarlarda bildiğiniz üzere kullanılan otomatik seçim diye bir olay var. Gözden geçirme, yayınlanma, raporlanma. Yapay zekanın çok yoğun kullanıldığı bir alan artık tıbbi laboratuvarlar. Ne demek otomatik seçim? Hasta sonuçları geldi. Bir algoritma oluşturdu bizim uzmanlarımız. Dedi ki şu sonuçlar böyle gelirse benim onayıma gelmesine gerek yok. Sen bunu direkt ver. Ama şu sonuçlar da böyle olursa benim onayıma düşür dedi. Bunun kriterlerini koydu. Zaten yazılımla çalışan şeyler ve bizim cihazımız otomatik olarak gözden geçirip yani yapay zeka yazılım otomatik gözden geçirip hastaya gönderebilir. Bunu uzmanın kontrol edip onaylamasına gerek yok diyor 15.189. Tabii ki bu kullandığın sistemi valide etmen lazım. Doğru çalıştığını göstermen lazım. Belli periyotlarla da bunun algoritmasını gözden geçirmen lazım diyor. Birçok laboratuvarda kullanılıyor ki çok faydalı bir şey. Yani insan beyninden çok daha hızlı çalışabiliyor ama kontrol altında tutulması gerekiyor. O algoritmayı uzmanlarımız, doktorlarımız oluşturuyor. Ve şu anda tıbbi laboratuvarlarda kullanılan bir yöntem, standardında bir maddesi. Değerli arkadaşlar burada TÜRKAK R2021 diye tıbbi laboratuvarlar için bir rehberimiz var. O rehberi ek olarak da burada standartta bir tıbbi analiz raporunda olması gereken başlıklar var. Bunları kısaca geçiyorum. Sizler de bakarsınız olması gereken bilgileri tanımlıyor. Standart burada rapordaki bilgileri veriyor. Ek bilgileri veriyor. Tadiller bir revizyon olduğunda bir önceki rapor şu tarihli şu raporun yerine geçmiştir, revize edilmiştir, iptal edilmiştir, ek yapılmıştır gibi muhakkak revize olduğunu belirterek bir tadil, revizyon veya değişiklik gerçekleştirdiğini tut kaydını da al diyor standart 7.4.1 maddesinde. Bitti raporladık. Raporladıktan sonra süreç ne olacak? Zaten bir algoritması var standartın. Numuneler kaldı elimizde. Ne yapacağız bunları? Belli bir süre saklayacağız. Sonra da biz bunları ya iade ya da imha etmemiz gerekiyor. Bazı numuneler var ki arkadaşlar genetikte vesaire 10 yıl 20 yıl vesaire de saklanabiliyor. Saklıyorlar. Bazı numunelerde bir hafta sonra zaten özelliğini yitirdiği için bir hafta 3 gün 5 gün yasal bir durum varsa bunlara yönelik bunlar saklanıyor. Evet teknik kısmı bitirdik. Geldik uygunsuzluk maddesine. Uygunsuzlukta diyoruz ki ne kadar çok şey öğreniyorsun. Teoriden, pratikten, hatalardan. İşte bu standart uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet maddesiyle beraber hatalardan öğren. Ve bunlara yönelik de bu hataları tekrar etmemek için bunları değerlendir diyor. Bir uygun olmayan iş maddemiz var. Uygunsuzluk çıktı. Mesela geldiniz ve siz
O gün iç kalite kontrol çalışmasıyla beraber hasta sonuçlarının 4.5 S çıktığını düşünüyor. 3 S'in dışında bir iç kalite kontrol kartların dışında. Yani ciddi bir hatalı sonuç var. Bu sonuç olduğunda benim cihazda analizi durdurmam gerekiyor mu? Durdurdum. Hastalara zarar verme riski. Çünkü gitmesi gereken raporlar varması bekletmem gerekiyor mu? Beklettim. Riskine baktım, değerlendirdim. Ben bundan önce etkileyen sonuçlar var mı? Revize etmem gereken şeyler var mı? Bunları değerlendirdim. Sonra baktım kontrol, kalibrasyon, diğer çalışmalar vesaire etkileyenler varsa müşteriyi bilgilendirdim. Raporları geri çektim. Varsa tabii ki bunların hepsini değerlendir diyor. Sonra yeniden başlattım. Sorumlulukları verdim. Bu uygunsuzluk. Laboratuvarda birçok uygunsuzluk olabilir. Cihaz arızaları uygunsuzluktur. Kontrol kartlarının dışına çıkmaları uygunsuzluktur. Dış kalite kontrolü dışına çıkmaları uygunsuzluktur. Revize raporları uygunsuzluktur. Sıcaklıkla ilgili kitler, reaktifler, son kullanma tarihinin geçmesi ve benzeri şeyler uygunsuzluktur. Biz bunları kaydederiz. Alırız. Birçok uygunsuzluk olabilir. İşte numune kabul üretle ilgili de uygunsuzluklar vardır. Sonrasında biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bunların gerektiğinde tekrarlama riskleriyle beraber, göstergelerle beraber biz bunları ne yapıyoruz? Kök nedenlerini, tekrar etmesini, meydana gelmesini engellemek için düzeltici faaliyetlerle beraber uygunsuzlukları takip etmemiz gerekiyor. 8-7 maddesinde standart bunu anlatıyor. Kök sebebi de girmek istiyorum. Burada madde geldiğinde geçelim. Uygunsuzluklar gerektiğinde düzeltici faaliyet açıyoruz. Düzeltici faaliyetle ne yapıyoruz? Diyoruz ki arkadaşım, buzdağının arkasında bunun kökünde ne var? Ben sıcaklık takip sisteminde mi sorun var? Personelde mi? Donanımda mı? Cihazda mı? Yerleşimde mi? Eğitimde mi? Yetkinlikte mi? Yeterlikte mi? Nerede sorun var ki ben bu uygunsuzluk tekrar eden bir uygunsuzluk oldum? Laboratuvarlar çok sık yaşar mesela. Numuneler hep aynı kurumdan hatalı tüple geliyor. Her seferinde reddettiniz, uygunsuzluğu kapattınız, sonucu etkilemiyor dediniz. Tamam da arkadaşım bu tekrar ediyor. Benim bunun nedenini engellemem lazım, tekrarlamasını engellemem lazım. Bunun frekansını azaltmam lazım. Nasıl yapacağım bunu? Nasıl yapacağım? O kuruluşla irtibata geçeceğim. Kök nedenini bulacağım. Geldim dedim yeni personel tüpümü yok, personel eğitim eksikliğimi. Bunların giderip bilgilendirilip hatayı azalttığım zaman işte kök sebebini ve yayılımı, kaplama, yaygınlaştırma, başka alanlara da bu etki ediyor mu, etmiyor mu? Bunu da inceleyip değerlendirdiğim kısımda düzeltici faaliyet oluyor. Yani bir işin uygunsuzluğun, hatanın düzeltilmesine biz uygunsuzluk yönetimi, hastaya veya sonuçlar etkisinin olup olmamasının değerlendirilmesi uygunsuzluk, bir hatanın tekrar meydana gelmemesi için nedeninin bulunması, buna yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi, başka birim veya başka durumlara, süreçlere etki edip etmediğinin yani kaplama nezdiyle değerlendirilmesi, uygunsuzluk, düzeltme artı plus kök sebep kaplamla da düzeltici faaliyeti tanımlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir laboratuvar bilgi yönetim sistemi var. Tüm laboratuvarların kullandığı. Bu sistemlerin muhakkak laboratuvar bilgi yönetim sistemlerinin valide edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Valide edildikten sonra kim nereye erişebilir? Bunların rol ve modellerle tanımlanması gerekiyor. Laboratuvar bilgi yönetim sistemi yetkilileriyle beraber. Bunların birer talimatını oluşturuyoruz. Siber güvenlik çok önemli. Antivirüsler, erişimler, phishing dediğimiz oltalama yöntemlerine engellerin alınması lazım. Bunları da burada tut ve kontrol et diyoruz. Standart tuttuğunda. Kesinti süresi planları diye bir maddemiz var. Bu madde değerli arkadaşlar. İşte siz bir arıza durumu oldu. Laboratuvar durdu. Ne yapacaksın? Yazılım durdu. Ne yapacaksın? Duracak mısın? Hasta sonucu vermeyecek misin? Numunelere vesaire falan. Hasta bekleyecek mi? Yazılım yok diye. Cihazlar çalışıyor. Bu durumda bir B planı. Hard copy, tekrar yazılım, getirme, götürme. Bir acil durum buraya. Planı muhakkak standart bizden istiyor. Eğer tesis dışı bizim yöneten bir LBS ya da bunları yürüten bir kuruluş varsa, kendi içimizde yapmıyorsak ki genelde böyledir, bilgi işlem kuruluşu dışarıdansa, onlarla muhakkak gizlilik sözleşmelerini çok net bir şekilde ortaya koymamızı standart bizden tesis dışı yönetim maddesiyle istiyor. Sonra geldik süreç, şikayet sürecine arkadaşlar. Laboratuvara itiraz veya şikayetler olabilir. Standart bu itiraz veya şikayetler olduğunda bunları nasıl alacağına yönelik bir süreci web sitesine koyduk. Diyoruz ki arkadaşım bana maille, WhatsApp'tan, Instagram'dan, LinkedIn'den, postayla, faksla, resmi yazıyla nasıl bildirebilirsin şikayetini ya da hasta hakları birimiyle tanımladım. Alırım, şu kadar sürede değerlendiririm, uzarsa sana bilgi veririm. Bunu muhakkak bu şikayete konu olmayan kişiler gözden geçirir, sonra da sana resmi cevap veririm diyor. Standart diyor ki buna yönelik bir sürecin olsun diyor ve bu süreci de halka açık olsun diyor. Biz bunlarda halka açık olması için web sitemize beni nasıl şikayet edebilirsin, ben sana nasıl bir süreçte buna cevap veririm, bunun tanımlamasını yapıyor. Standart burada arkadaşlar. Burada da bahsettiğim kısımları anlatıyor. Bu madde acil durum maddesi. Yeni gelen bir madde. Ve standart bir acil durum planı istiyor. Mesela nedir acil durumlar? Deprem, sel, elektrik kesintileri, yangın değil mi? Bunlar acil durumlar. Bildiğimiz afet durumları. Ama bunun dışında laboratuvar bilgi yönetim sisteminin çökmesi. Numunelerle ilgili mesela buzdolaplarının sıcaklığının dışına çıkması, bozulması, reaktiflerin bozulması gibi tıbbi atıklarla alakalı dökülme, bulaşı ve benzeri durumlar da olabilir. Bunların her biriyle ilgili kim ne yapacak, nasıl yapacak, böyle bir durum olduğunda ben buna nasıl cevap vereceğime yönelik
Çok kapsamlı bir disaster plan, yani acil durum planı oluşturuyoruz. Ve burada görev, yetki, sorumlulukları, acil durum planı ekibine eğitimlerini veriyoruz. Ve belli periyotlarla da bunları sınıyoruz. Tatbikat yapıyoruz. Başımıza hiç gelmesin ama gelirse de ne yaparız? Bunun da denemesini, tatbikatını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Zamanı biraz açtım biliyorum. Kusura bakmayın lütfen. Kısaca kalite maddesine de değineceğim. Kalite maddesi tüm yönetim ortak maddesi, genel gereklilikler, dokümantasyon, kayıt, risk, fırsat, iyileştirme, uygunsuzluk, işletkik ve YGG maddesi arkadaşlar. Genel olarak standart burada diyor ki sen burada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ile ilgili prosedürlerin olmalı diyor. Bunları 9001 kullandığın yerle beraber de yapabilirsin. Seçenek A, B diye ayırmıyor standart burada. Kendin de uygulayabilirsin ama bunu uygulaman gerekir diyor standart. Burada da anlatıyor 8.1.2'de. Farkındalık için personelin, politikaların, hedeflerinle ilgili eğitimlerin olmalı diyor. Politika ve kayıtlarla alakalı üst yönetim, liderlik maddesi burası. Kanıtların olmalı. Bunlar da bizim kalite politikalarımız ve kalite hedeflerimiz ve yönetimle ilgili yapılan toplantılar, YGG'ler bu kapsamda görecek. Personel kendiyle ilgili dokümanlara erişmeli. İşte bir elektronik yazılım, ortak ağ, intranet ve benzeri yerler, bunların erişimini sağla, dokümantasyonu diyor standart. Ve bir doküman kontrolü maddesi getiriyor. Bizim iç kaynaklı ve dış kaynaklı dokümanlarımız var arkadaşlar. Burada iç kaynak dokümanları nasıl hazırlayacaksın? Nasıl kodlayacaksın? Nasıl kontrol edip, onaylayıp, dağıtıp, değiştirip, revize edip, geri çekip, arşivleyip imha edeceksin? Bir doküman yönetim prosedürüyle beraber bunları tanımla diyor standart kendi içinde. Bildiğiniz üzere dokümanları unique olarak böyle kodluyoruz, yayınlıyoruz. Revize olduğunda revizyonları belirtip tarihçeleriyle tekrar yayınlayıp herkesin güncel olan dokümanları kontrollü veya kontrolskop olarak takibini sağlıyoruz. Bir de bizi ilgilendiren neler var? Dış kaynak dokümanlar var. Neler var? Yasalar var, yönetmelikler var, standartlar var, rehberler var. Bu eğitimde bile değil mi? 10-15 tane farklı standarttan bahsettim. Bunları ben hazırlamıyorum ama benim ne yapmam lazım bunları? Birincisi personelimin güncel olmadığını takip etmem lazım dış kaynak doküman listesiyle. İkincisi de ilgili personele bunları dağıtmam. Değişiklik olduğunda değişiklik etki analiziyle dış kaynak dokümanların takibini sağlamam gerekiyor arkadaşlar. Doküman maddesi klasik doküman maddesi diğer yönetim sistemlerinde olduğu gibi. Kayıt maddesi burada önemli. Kayıtlar, elektronik kayıtlar, basılı kayıtlar, kalite kayıtları, teknik kayıtları var. Bunların her birini tasnif edip sınıflandırıp ne kadar süre saklayacağım, yasal yönetmelikler var burada her bir kayıtlar için öyle söyleyeyim Sağlık Bakanlığı'nın. Ne kadar süre saklayacağım, arşiv koşullarım, arşivde saklamam, imha koşullarım, devlet arşivleri yönetmeliği ve ilgili bağlı olduğumuz yönetmeliklere kayıtların durumu. Kayıtlar elektronik veya basılı olabilir. Basılı kayıtlarda düzeltmeyi nasıl yapacağız? Kaydı, karalama, daksil ve benzeri kullanılmasını istemiyor standart. Bir kaydı düzelttiğin zaman eski kayıt okunacak şekilde tek çizgi, iki çizgi dursun. Yeni kaydı oluşturan kişi ne zaman neyi düzeltti? Tarih, paraf ve bu değişikliği yapan personelin kimliğini 8.4.2 maddesinde bizden özellikle istiyor arkadaşlar. Kayıtlarla ilgili de burada depolama, erişim, yedekleme, arşivleme. Burada tabii elektronik kayıtlar da var. Onlardan da biraz bahsedeyim. Elektronik kayıtlar önemli. Burada yazılımlarda özellikle bir kaydı değiştirdiğiniz zaman üzerine yazma değil, arka planda değiştirilmiş olan kaydından muhakkak tutulması gerekiyor. Override dediğimiz üstüne yazmanın olmaması gerekiyor. Elektronik kayıtların da birçok zaten standartta süresiz olarak saklanması, kendi serverlarımız, cloudlar veya başka yerlerde saklanıyorsa bunların sınanması, geri getirilmesiyle ilgili düzenlemeleri de saklamamız gerekiyor. Ve saklama süresinde de bunları saklamamız gerekiyor. İyileştirme ve risklerin, risk ve fırsatların tanımı arkadaşlar. Burada standart bir fırsat bir de risk tanımı var. Risk laboratuvarımızda oluşacak potansiyel tehditlerin, tehlikeli durumların, olasılık ve şiddetlerin birleşimine biz risk diyoruz arkadaşlar. Laboratuvarımız için potansiyel kazançlara da maddi manevi veya zaman olarak kazançlara da süreç iyileştirme kazançlarına da biz fırsat diyoruz. Notuş diyor ki mesela sen kapsam genişlettin, yeni şube açtın, yeni teknolojiler uyguladın, otomatik uygulama sistemleri getirdin, otomatik sıcaklık takip sistemleri getirdin, otomatik stok takip sistemleri getirdin, kontrol sistemleri getirdin, QDMS'ler getirdin gibi. Bunlar mesela diyor senin için diyor hem hastanın hem de kendi süreçlerini iyileştirdin. Bunlar senin için fırsattır. Bunları bir değerlendir diyor. Bir de senin için riskler vardır diyor. Bu riskler nedir işte? Biraz önce bahsettik birçoğundan da konuştuk kendi içinde. Numuneyle ilgili, cihazla ilgili, analizle ilgili, raporla ilgili, yazılımla ilgili, kayıtlarla ilgili birçok riskler olabilir diyor. Bunları da değerlendir. Bunlara ilişkin eğer bu risklerin olasılık ve etkilerinin çarpımı senin beklentinin yani kabul risk iştahının üstündeyse ne yap? Risklere cevap ver diyor. Hatta bir önceki maddede risklere cevap verme olarak da işte kaçınma, olasılığı azaltma, etkiyi azaltma, transfer, paylaşım ve benzeri gibi ya da işte bazen de nedir arkadaşlar bildiğiniz üzere fırsat kovalarken risk alırız gibi maddeleri anlatıyor. Burada bahsetmiştim 20-22-2367 çok güzel bir standart.
Bu buradaki riski çok açık ortaya koyuyor. Tehlikeyi tanımladık, şiddetin olasılığını belirledik kendi matrislerimize göre. Bir risk değerlendirmesini yaptık. Düşük mü, orta mı, yüksek mi, çok yüksek mi? Ya da skaların üstünde yüksek mi, çok yüksek mi, ikili, üçlü, semi kantitatif, kantitatif, tam kantitatif ya da kalitatif bir risk değerlendirme yönteminiz olacak. 20'nin üzerinde ise 31-10 standartlı risk değerlendirme tekniği var. Hangisini kullanıyorsanız. Sonra eğer risk benim risk iştahımın üzerindeyse, kabul seviyemin üzerindeyse olasılık ve şiddeti önlem faaliyetleri alıp tekrar değerlendirip sonrasında belli periyotlarla bu zarar değişti mi, olasılığı değişti mi, frekansı değişti mi, saptanabilirliği değişti mi, artık hangi yöntemi kullanıyorsanız tekrar bu süreci, yaşam döngüsünü oluşturmamızı bekliyor standart. Risk ve fırsat analizini burada standart yalnız şöyle bir not düşeyim. Pir analitik, analitik, post analitik süreçler için istiyor. Artı bir de tarafsız riski yapıyoruz. Standart bunu bize sınırlamış durumda. Burada tabii ki standardın diğer maddeleriyle ilgili, yani pir analitik, analitik, post analitik çok önemli. Standardın diğer maddeleri, yani analiz süreçlerini etkileyen maddelerinde risk analizini yapmamızı istiyor. Risk, olasılık ve zararın tehlikeli bir olayla ilgili olasılık ve zararın birleşimidir diyoruz. Burada bir risk değerlendirme matrisi çok sık kullanılan 5x5L matris, neden sonuç ilişkisi dediğimiz matrisin bir değerlendirmesi var. Çarpımların bir değerlendirmesi var arkadaşlar. Burada tabii fırsatlarda da sıklıkla arkadaşlar kalite sistemlerinden SWOT analizi. Zorunlu değil, öyle bir şey yok. Bir kağıda da yazabilirsiniz fırsatlarınızı. Ama güçlü, SWOT, strength, güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, opportunities, fırsatlarımız, tehditlerimiz. Altta da maddeleri var burada, görürsünüz değerlendireceğiniz. Kurum içi güçlü zayıf yanlar. Kurum içi bu üst taraf arkadaşlar. Kurum dışı da benim için fırsat tehdit ne olabilir? Bunları değerlendir diyor. Fırsat olarak diyor işte market gelişimleri, endüstrisi, yaşam tarzları, etkiler, hedef marketler, coğrafya vesaire filan birçok şeyi değerlendir. Tehditler, rakipler, yasal düzenlemeler, market talepleri ve benzeri. Güçlü zayıf yanlarını değerlendir. Sonra bunlar önerekli bir stratejik planlama oluştur. Yönetiminle beraber diyor standart. Her şeyi iyileştirme için yapıyoruz. 6-8-6-1. Hiçbir şey yapmadığımız ama her şeyi yaptığımız bir madde. Öyle söyleyeyim. Ne yapıyoruz iyileştirme için? Burada notta da anlattığı üzere. Risk değerlendirmesi, fırsat değerlendirmesi, politikalar, hedefler, gözden geçirmeler, dış denetimler, iç denetimler, şikayetler, düzeltici faaliyetler, yönetim gözden geçirmeleri, personel anketleri, değerlendirmeleri, geri bildirimleri, şikayetler, personel hasta memnuniyet anketleri, veri analizleri, dış kalite kontrolü, iç kalite kontrolü, bunların her biri zaten laboratuvarı iyileştirmek içindir. Bunları izle, takip et. Sistematik olarak da YGG toplantısında maddeyi değerlendir dediği bir madde. Bu maddede genelde anket maddesi olarak bildiğimiz ama sadece anketle sınırlı olmayan hasta veya müşterilerden belli periyotlarla, her seferinde de olabilir, belli periyotlarla da olabilir. Siz bizden memnun musunuz deyip alt sorularla beraber sorup sonra da bunları sistematik bir şekilde yönetimle gözden geçirip biz burada neyi hatalı veya eksik yapıyoruz, nasıl değerlendirebiliriz konuştuğumuz maddeler değerli arkadaşlar. Düzeltici faaliyet maddesini anlatmıştım. Burada ufak bir değişiklik var, ondan bahsetmek istiyorum. Düzeltici faaliyetler sonra standart. Bu düzeltici faaliyet sana bir fırsat veya risk oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu? Bunu her bir düzeltici faaliyet sonrası değerlendir. Ne yaptık? Düzelttik. Kök sebep yaptık. Bir daha olmaması için neden olduğunu belirledik. Başka alanları mı etkiliyor mu? Mesela bu cihazın kalibrasyon sertifikasının süresi geçmiş. Bunun kalibrasyonunu düzelttim. Personel dedim ki geçmemesi için bir takip sistemi koydum. Uyarı sistemi yaptım. Engelledim tekrarını. Ama diyorum ki bu cihazın etkilediği sonuçlar var mı? Ya da bunun gibi benzer başka kalibrasyonu geçen cihazlar var mı? O durumla alakalı bunları da sor diyor. Bu da kaplam, extension, yaygınlaştırma analizinde yapmamız gerekiyor. Bu bittikten sonra da bana bir fırsat olabilir mi? Bu benim için bir risk olabilir mi? Olamaz mı? Bu ulaşan uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetle ilgili bunu da düşün diyor ki çok önemli bir madde. Bazen bu uygunsuzluklar, düzeltici faaliyetler bizim için çok ciddi. Sözleşmesel değişikliklerde, süreç değişikliklerinde bir fırsata veya bir risk değerlendirmesine girebilir. Bunları da muhakkak değerlendir diyor standart arkadaşlar. Kök sebep analizinden bahsettik. Düzeltici faaliyet kayıtlarını istiyor. Geldik 8-8 maddesine. Son iki maddemiz değerli arkadaşlar. Standart diyor ki değerlendirmeler diye bir madde. İş tetkik ama burada iş tetkikin iki alt maddesi var. Bir kalite göstergeleri. Biz burada kalite göstergelerimiz var. Pir analitik, analitik, post analitik süreçle ilgili göstergeler, indikatörler. Hedeflerin dışında transport, ulaşım, yetersiz örnek, yanlış örnek, tanımlama, örnek alma, örnek karışması, interferans, ekipman cihazı, zamanında raporlamama, dış kalite kontrolü, iç kalite kontrolü, olumsuzlukların. Diyoruz ki ben 100 bin tane ki bir büyük hastanelerde öyledir arkadaşlar. Hani 100 bin çok büyük bir rakam olarak gelmesin. Yılda 100 bin tane analiz yaptım ki yapar hastane laboratuvarlar özellikle bunu ki özel laboratuvarlar da yapar. Burada benim işte 100 bin tanesinde kaç tane örneğim yetersiz örnek olarak geldi? 100 tanesi. 100 bin ya da 1000 tanesi. %1 oldu. %1 kabul edilebilir mi? Burada IFCC'nin belli kriterleri, makaleleri var. Bu bunun altında mı ya da kendi bildiğimiz kriterlere göre bu göstergelerde ben nereye doğru gidiyorum? Bu değerlendirmelerde deyip böyle bir kalite göstergesi maddemiz burada tanımlı.
Sonra bir iş denetim yapıyoruz bildiğiniz üzere. Planlama, soru listelerimiz var, duyurumuz var, iş tetkikçilerimiz var. Tarafsız, iş tetkikçi eğitimi olan, 15.189 eğitimi olan ve denetleyeceği alanı bilen bu 4 şart sağlayan iş tetkikçiler var. Standartta o yüzden bu iş tetkikçilerle beraber denetimini planla, gerçekleştir. İş tetkikte de varsa uygunsuzluklarımız, düzeltici faaliyet gerçekleştir. Bunlara yönelik. Bunları raporla tetkikçilerine kapat ve kendini iyileştir diyor. Ama maalesef şu karikatürde olduğu gibi, karikatür demin de fotoğrafta olduğu gibi arkadaşlar. Bazen işte denetim öncesi yol kötüyken, denetim öncesi sonra sırasında her şey böyle asfalta atılıyor. Seçimlerde de böyle oluyor Türkiye'de maalesef ama denetim sonrası daha da kötü hale gelebiliyor. Bunu istemiyoruz. Sürekli bir şekilde iyileştirmeyle beraber takibini istiyoruz standartta. Burada tanımla diyor. Burada da gördüğünüz üzere 19.011 standartı iş tetkik yönetim sistemi standartından standart bize atıf yapıyor. Sonra arkadaşlar diyor ki bir en son arkadaşım bu kadar iş yaptın. Son maddeye geldik. Birçok şeyi tanımladın, kayıt tuttun, döküman hazırladın ki çok kapsamlı bir iş 15.189 tıbbi laboratuvarının o kadar çok veri var ki çünkü çok analiz yapılan yerler. Yani öyle deney laboratuvarlara bir günde 3-5 analizin yapıldığı yerler değil arkadaşlar. Binlerce analizin yapıldığı yerler. Öyle söyleyeyim bu laboratuvarlar birçok zaman. Böyle durumda arkadaşım sen artık yönetimle beraber otur. Ben buna kalitenin yönetim kurulu toplantısı diyorum. Bir yönetim kalite toplantısı yap. Bunun adına YGG kısaltıyoruz bildiğiniz üzere. Yönetim gözden geçirmesi yapalım. Bir management review yapalım deyip konuşuyoruz. Ne konuşacağız? Varsa bir önceki toplantı, ilk toplantı ise bir bakalım ne aldık o faaliyet? Kararlarımız yerine getirildi mi? İç dış hususlar, o 9001'den gelen madde. Bizi etkileyen TÜRKAK, yasal düzenlemeler, kurum içi organizasyon, personel değişiklikleriyle alakalı neler etkiledi bizi? Bunlara ilişkin bir şey yapacak mıyız? Mesela şu anda 15.189 revize oldu, R20.45 çıktı. Aksette olan laboratuvarların dış mesele olarak bunu değerlendirmesi ve buna yönelik faaliyet planlaması lazım yönetimiyle beraber. Kaynak ayırması lazım. Laboratuvar faaliyetinin hacmi, türü, değişiklikler, kaç iş yaptım, kaç analiz yapmıştım, niye düştüm, yeni yaptığım analizler, çıkardığım analizler vesaire. Hedefler, politikalar, prosedürler, dokümanları gözden geçirdim. İş tetkikleri gözden geçirdim. Dış kuruluşların yaptığı denetimleri gözden geçirdim. Kalite göstergelerini yönetime sordum. Bak buradaydım, buraya geldim dedim. Uygunsuzlukları, düzeltici faaliyetleri gözden geçirdim. Anketlerime baktım, yönetime sundum. Müşteri, personel anketlerini sundum. Dedim ki böyle bir memnuniyet oranımız vardı. Şu alanlarda şikayetler, itirazlar var. Puanlarımız, değerlendirmelerimiz bu dedim. İç dış kalite kontrol, İKK, DKK değerlendirdim. Risk ve fırsatları sundum yönetime. Bunları bulduk dedim. Varsa dış sağlayıcılarım, tedarikçilerim ki var. Tedarikçilerimin değerlendirmelerini sundum yönetime. Dış kalite kontrolü sundum. Varsa POCT dediğimiz hasta başı testleri sundum. Ve daha başka izlediğim eğitim planı ve benzeri değerlendirmeler, izlemeler varsa bunlara ilişkin sunumları gerçekleştirdim. Ve yönetimde kararlar alacağım. Ne karar alacağım? Etkinliği arttırmaya, iyileştirme, bir kaynak sağlanması gerekiyorsa kaynak, değişim ihtiyacı varsa değişim ihtiyacı yönelene bir toplantı tonağıyla beraber tanımlamaları, planlamaları yapıp değerli arkadaşlar YGG sonrası da aldığımız kararların takibini sağlayarak bu yaptığımız iyileştirmelerin kararların takibini sağlamış olacağız. Değerli sabrınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Orhan Hocam söz sizde. Evet biraz uzun bir konu aslında. Siz bu kısa vakitte olabildiği kadar özetlemeye çalıştınız. Çok teşekkür ederim. Sorunuz varsa Recep Hocamıza yönlendirebilirim. Katılımınız için de çok teşekkür ederim. Bazı sorular olmuş. Bu eğitimde ekstra bir katılım belgesi vermiyoruz. Katılım belgesi talep eden arkadaşlar ücretli satın alma yapmaları gerekiyor. Bu gece 12'ye kadar kontenjanlar açık olacak. 12'ye kadar satın alma yapabilirsiniz. Ücretli satın alma yapan arkadaşlar için de yarın akşama doğru yani mesai bitimine doğru sisteme sertifikasyon tanımlaması yapılmış olacak. Tekrardan uzem.lapakademi.com'a ilgili derse girip katılım belgenizi sistemden oluşturabilirsiniz. Biz sertifika göndermiyoruz. Sisteme girip sizin kendiniz oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Evet, sorularınız var mıdır? Sorularınız varsa bu kısımda bir 10 dakika kadar daha bir vakit ayıralım, cevaplayalım. Sizin Recep Hocam son bitirirken eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Evet hocam ben bu dediğiniz gibi çok detaylı bir standart. Çok da uzun bir standart. Kısaca bahsetmeye çalıştığımızda olarak temel eğer maksat genel olarak 15.189 neyi istiyor diyerek başlıklar halinde arkadaşlar da oluştuysa ne mutlu bize diyorum. Daha sonrasında da burada iletişim bilgilerim var hocam. Arkadaşlar herhangi bir sorular olursa mail atabilirler, sorabilirler. Hiç çekinmesinler bu konuda da. Standartla ilgili, uygulamayla alakalı sorular olduğunda bir hizmet kapsamında değil de burada bir arkadaş olarak herhangi bir soruları olduğunda hiç çekinmeden bana ulaşabilirler. Çünkü bu standart ülkemiz için çok önemli bir standart.
Şöyle bir örnek veriyorum ben bazen eğitimlerde değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de yaklaşık 228 tane en son bildiğim atık su laboratuvarı var. Çevre laboratuvarı diyoruz bunlara. Evet. Soruyorum bazen, diyorum ki bunların kaç tanesi akreptedir? Çok uzatmayacağım. Hepsi akrepte arkadaşlar. Zorunlu çünkü. Ama evet. Türkiye'de tıp, yani sağlık değil mi en önemli şey? Yani 3000'e yakın laboratuvardan sadece 61 tanesi akrepte. Yani bizim burada sadece da bunların bir tanesi de 60 yani. Çok yani düşünseniz atık suyu verdiğimizde sağlıktan daha fazla ülke olarak. Yani bu çok acı bir şey maalesef. Umarım bu standardın da değeri anlatılır, fazlasıyla devam eder sonrasında. Yaygınlaşır. Çünkü çok önemli. Avrupa'nın ulusal standart. Amerika'da KEP akreditasyonu var, ulusal standart. Çok detaylı ve çok güzel bir standart. Kaliteyi arttırıcı bir standart. Umarım biz de aynı şekilde dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinin aldığı gibi bu sağlık hizmetlerini, yani aldığımız testlerde acaba şöyle miydi, böyle miydi, ikinci, üçüncü doğrulamaya gitmeden akredite laboratuvarlarda doğru bir şekilde alırız diye temenni ediyorum. Tüm arkadaşlara da sabırlarıyla beraber katılım sağlayıp buraya geldikleri için tekrar sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Lab Akademi'ye de bu platformda böyle bir fırsat sağladığı için tekrar teşekkür ediyorum hocam. Evet, ben de teşekkür ederim hocam. Zannedersem öyle spesifik soru yok. Yine biz Nisan ayında 29-30 Nisan'da değil mi Recep hocam? Bir uygulamalı, evet. Yine çevrim için daha kapsamlı 2 gün sürecek bir 15.800 hep karıştırıyorum bu eğitimin kodunu. Neydi hocam? 15.189. 15.189. Yani çok ilgi ve uzmanlık alanım olmadığı için bu kodlar her zaman benim için bir problem oldu. Bu eğitimin daha geniş kapsamlısını sizlere ulaştırıyor olacağız. Yine duyurularda takip ederseniz oralardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine platformumuzda sizinle paylaşıyor olacağız. Evet. Bir soru gelmiş herhalde Recep hocam. Hülya Hanım soruyor. Acil servisi yatan hasta için verdiğimiz örneğin benzeri X hastanesinde yatan hastanın numunesinde hasta onamının alınması nasıl uygun olur? Getiren yakınından onam alınması uygun olur mu diye bir soru sormuş. Evet, şunu söylemek istiyor hocam. Diyor ki hani ben biraz önce bir örnek vermiştim. Standartta da var. Tıbbi laboratuvarlarda onam dediğimiz bir kısım var. Yani hastanın bununla alakalı oluşabilecek zararlar diyeyim. Zararlara yönelik bunları kabul ediyorum ben diyerek bir onayın alınması gerekiyor. Acil servislerde acile gelen bir hastadan bu onamı almanız mümkün değil. Buna benzer olarak da diyor ki Hülya hocam, diyor ki X hastanesinde yatan bir hasta var. Numunesi bize geldi diyor. Ve getiren yakınından onam alacağız diyor. Bu uygun bir durum olmaz. Eğer ayaktan hasta olarak ya kurumla bir sözleşmeniz var ve o kurum hasta onamı ile ilgili sorumluysa burada sorun yok. Kurum sözleşmelerinde bunu bağlayabiliyoruz. Ama ayaktan hasta olarak birisi getirdi, bu benim hastamın numunesi diyorsa o kişiye onu imzalatarak getirmesi gerekiyor yasal olarak değerli arkadaşlar. O durumda kabul etmeniz durumlu olmaz. Uygun olmaz Hülya hocam. Çünkü onam yasal bir doküman. Daha sonrasında hukuki bir süreç olduğunda da bunun karşılığının alınması gerekiyor. Başkası bir başkasının yerine bunu kabul ediyorum diyerek imza atamaz. Tek edebileceği yer vasisidir. Yani 18 yaşından küçük bir çocuk olduğu durumda vasisi vasiliğini ispat ettiğinde imza alabilir. Ya da işte çok mümkün değil ama işte noter vekaletinin falan olması lazım değerli arkadaşlar. Evet. Yine teşekkür eden arkadaşlarımız var. Bizler de katılımınız için teşekkür ediyoruz. Sadece. Sağ olun.